bir açık ve net akşamında daha beraberiz. Ekonomiyi konuşacağız. Çünkü bugün asgari ücrette ara zam için komisyon toplandı. O maraton başladı. Pek çok senaryo konuşuluyor. Acaba asgari ücrette hangi senaryonun gerçekleştiğini göreceğiz? Bu önemli bir soru. Bir yandan da en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacak olması ilk gelecek kanun teklifleri arasında olacak mecliste. Bunun yansımaları önemli. Enflasyon konusu var. Faiz konusu var, kur konusu var, yeni bir de ekonomi yönetimi var. Acaba Türkiye makule dönüşü nasıl gerçekleştirecek? Bunu da soruyoruz. Pek çok başlığımız var. Ekonomiye ilişkin çok geniş bir pencere açacağız ve konuklarımızla, uzman isimlerle konuşacağız. Ekonomimize dair her şeyi, acaba paramızı enflasyondan nasıl koruruz? En önemli konulardan da biri. Kimlerle konuşacağız? Stüdyoda benimle beraber konuklarım var. Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi, vergi hukuku uzmanı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine stüdyoda benimle beraber Doçent Doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Uzaktan bağlantıyla aramıza katılan bir konuğumuz daha var. Profesör Doktor Murat Batı, 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi, vergi hukuku uzmanı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ve merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ve Profesör Doktor Burak Arzova da ilerleyen saatlerde yayınımıza katılacak. Kendisi, onu da konuk olarak ağırlayacağız. Şimdi pek çok soru var dedik. Bugün asgari ücreti konuşarak başladığımız bir gündü. Görünüşe göre bu sürecin sonunda Kurban Bayramı'ndan önce de asgari ücretin açıklandığını göreceğiz. Acaba orada zam oranı ne olacak? Ben şimdi önce bir bilgi ekranımızın yanına geçeyim. Şöyle bugün gelen açıklamaları tek tek bir özetleyeyim. Ardından da değerlendirmelerini isteyeyim konuklarımdan. Şimdi komisyon bugün toplandı dedi. Komisyondan sonra ilk açıklamayı Türk İş Heyet Başkanı Veli Solak yaptı. Peki ne dedi? Şöylece bir bakalım. Bizim Türk İş olarak talebimiz, Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz dedi. Bir de tarih verdi Veli Solak, Kurban Bayramı'ndan önce bitmesini istiyoruz dedi. Peki toplantının ikincisi ne zaman olacak? İlk toplantıda rakam konuşmadık dedi çünkü. Yani bugünkü toplantıda taraflar herhangi bir rakam konuşmadılar, oran konuşmadılar. Bundan sonraki toplantılarda konuşulacak bu. Peki o toplantı ne zaman olabilir? Şöyle diyor Veli Solak, ikinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi günde olabilir. Şu an herhangi bir tarih yok dedi. Son açıklama bu. Bir de şöyle konuştuğumuz zam oranları var. Onları da görmekte fayda var. Acaba asgari ücrette ara zam ne olacak? Çeşitli olasılıklar üzerinden konuşuyoruz burada. Eğer %20 zam oranı görürsek şayet nette 10.208 lira göreceğiz. Brütte 12.010 lira göreceğiz. Eğer %28 zam oranı olursa, komisyondan bu çıkarsa nette 10.634 lira göreceğiz. Brütte 12.510 lira. %30 olursa şayet zam oranı, ara zam oranı Temmuz ayı itibarıyla 11.058 lira net asgari ücret. Brütte 13.010 lira asgari ücret göreceğiz. Eğer zam oranı %40 olursa nette 11.910 lira. Brütte 14.011 lira. Bunlar konuşulan, üzerinde tartışılan, işte komisyonun da değerlendirmeye alacağı bazı senaryolar. Şimdi konuklarımız var. İlk tur için ben kalktım. Onlar da yeni gelmişlerdi. İkinci turda bilgi ekranında konuklarımızı da ağırlayacağım ama şöyle yapalım. İbrahim Güran Yumuşak Hocam, sizinle başlayalım. Pek çok senaryo konuşuluyor. Sizce bu enflasyonu ezdirmeyecek, refah seviyesini arttıracak, ilerleyen aylarda enflasyon karşısında ücretliyi zor durumda bırakmayacak ama enflasyonu da tetiklemeyecek o sihirli zam oranı nedir? Açıkçası geçtiğimiz dönemde de ben 10 bin lira brüt olacağı yönünde bir tahminde bulunmuştum. Oldukça da yaklaşmışım. Şimdi enflasyon artışını, refah payını dikkate aldığımızda en düşük tahmin zaten 10.208 lira. Yani %20'nin altında çok fazla bir beklentimiz söz konusu değil. En yükseğini de söyleyeyim, onu da eski bakanımızın işte 500 dolar civarında bir
rakam telaffuz ettiğini biliyoruz seçim öncesi. Onun halen geçerli olabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii kendisi şu anda bakan değil ama nihayetinde bir seçim vaadi olarak literatüre girdi diyelim, öyle ifade edeyim. Dolayısıyla bağlayıcı olmamakla beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle seçim vaatleri konusunda hassas olduğunu da biliyoruz. En üst rakam da bu anlamda işte 12.500 liraya kadar çıkabilir. Dolayısıyla ikisinin ortasını aldığımızda 11.250 lira, açıkçası benim ortalama tahminim o yönde olacak. Burada hani biraz sonra belki Avrupa ile mukayese de edebiliriz. Benim özellikle biraz önce de baktım sıralamalara. Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dolar cinsinden asgari ücret rakamları aslında Avrupa ortalamasının hep üzerinde olmuş. Kurdaki artış nedeniyle ya da enflasyon nedeniyle özellikle bir gerileme oluyor yılbaşından sonra, ki biz birkaç yıldır zaten iki defa arttırıyoruz asgari ücreti. Sonra tekrar ilk 10 içerisine giriyor. 2020'de mesela 7. sıradaymış. Sonra 2021'de 8. sıra olmuş. Hatta 2021'in ikinci yarısında da 10. sırada yer almış Avrupa Birliği sıralamasında. 2022'si rakamı güncellenmediği için ya da hesaplanmadığı için satın alma gücü paritesine göre onu tam da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada hani genellikle cari kur üzerinden karşılaştırma yapıyoruz. Tabii ki bunun bir anlamı, değeri var ama esas itibariyle burada tartışılması gereken minimum ücretin hangi hayat standardını, refah seviyesini satın alabileceğine yönelik olduğudur. Dolayısıyla bizdeki asgari ücret ortalaması Avrupa Birliği ortalamasının biraz daha üzerinde. Bunu eleştireceğimiz taraf asgari ücretli sayısının fazla oluşu. Fazla olması. Tam onu dolayısıyla biraz yani asgari ücretin böyle genel ücret olmaya başladığı da bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla yüksek olmasının belki bu açıdan da. Bu bir de enflasyonist ortamda özellikle de fiyatlama davranışlarının bozulduğu ortamlarda genellikle düşük ücrete yüksek, yüksek ücrete düşük artışlar yapılıyor. Bu evet o günün koşulları açısından belki makul ama orta ve uzun vadede bu sefer gelir dağılımını bozucu etki de yaratabiliyor. Buna da tabii ki dikkat etmek lazım. Hem pandemi hem ondan sonraki enflasyonist ortam nedeniyle Türkiye bu noktaya gelmiş gözüküyor. Bundan sonraki süreçte muhtemelen ekonomi göstergeleri normalleştikçe, ekonomik hayat normal seviyesine döndükçe bu şey ne diyelim aradaki fark biraz daha açılacak açılacaktır diye tahmin ediyorum. Ediyorsunuz. Peki hızlı bir tur olsun. Funda Hocam şimdi 11.250 olabilir değerlendirmesini yaptı İbrahim Hocam. Siz ne dersiniz? Sizin beklentiniz ne? Pek çok paradigmanın değerlendirildiği bir pek çok parametrenin etken olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Sizin öngörünüz nedir? Biz ne göreceğiz bu komisyonun toplanmalarının neticesinde sizce? Yani öngörüyle olması gereken arasında tabii ki bir fark var. Öngörü derseniz aslında rakamlar kamuoyuna sızdırılmış vaziyette bence. Herhalde bu civarda olacaktır, öyle tahmin ediyorum. Ama olması gerekene bakarsak durum çok daha farklı tabii ki. Olması gereken ne? Sizce sizin öngörünüzde olacak olan ne? Yani İkisini bence asgari memur maaşı olarak sarf edilen rakam bence şu anda net asgari memur maaşı olarak sarf edilen rakam yani 22.000 net asgari ücret olmak durumunda. Eğer biz sadece 2021 yılı değerlerine yaklaşmak istiyorsak yani onun aslında çok daha üzerinde olması gerekiyor. Olması gereken evet. Diyorsunuz ki asgari ücrette evet. En düşük memur evet, maaşıdır. En düşük memur maaşı kadar peki olmak. Yani en düşük memur maaşı olarak sarf edilen rakam kadar olmak zorunda. Yeniden değerleme oranına baktığımızda 2023 yılında yapılacak olan yeniden değerleme 2022 sonunda ilan edildi. %122.
küsüratı da var. Yani onu bile esas aldığımızda çok daha yukarılarda aslında bir net asgari ücretin ve brüt asgari ücretin belirlenmiş olması gerekirdi. Biz aslında şu anda bu sarf edilen rakamlar tamamen enflasyonun altında rakamlar. Biz enflasyonun yaratmış olduğu yıpratmayı dahi eğer bu rakamlar verilecek olursa karşılamamış olacağız. Peki ne olacağını bekliyorsunuz? Bu toplantıdan ne çıkacağını bekliyorsunuz? Olması gerekeni konuşalım, bir de öngörünüzü de konuşalım. Yani dediğim gibi ben bu rakamların kamuoyunda tartışılmak üzere ve kamuoyunu hazırlamak üzere sızdırılmış rakamlar olduğunu düşünüyorum. Biz ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Evet, yani dolayısıyla herhalde 3 aşağı 5 yukarı işte yani 10.500, 11.000 civarında bir asgari ücret göreceğiz gibime geliyor. 11.000 diyorsunuz. Peki Ata Hocam siz ne dersiniz? Evet, ben de 11.000 civarında olacağını değerlendiriyorum asgari ücretin. Tabii Sayın Eski Bakanımızın 500 dolar açıklaması hala zihnimizde. Geçen hafta ona yönelik bir tahminde bulunuyorduk mesela. Ama şimdi sanırım öyle bir değer konuşulmuyor. Dolayısıyla 11.000 civarında olacağını değerlendirirsek bunun tabii ki enflasyonla mücadele enflasyonundan aslında vatandaşlarımızı etkilerinden kurtarmak buraya dönüştüğü için normal enflasyonla mücadele, enflasyonu ortadan kaldırmak politikaları değil, etkilerini hafifletmek üzerine uygulandığı için ülkemize özellikle son 2-3 yıldır bu seviyelerin oluşacağını değerlendirebiliriz. Ama enflasyon değerlerine baktığımızda gerçekten geniş toplum kesimlerinde bu yeterli mi diye sorduğumuzda şimdi eğer enflasyonun etkilerinden toplumun bir miktar daha nefes almasını isteyerek politika yaparsanız en fazla geçtiğimiz 3 aydaki, 4 aydaki etkilerini bertaraf etmeye çalışırsınız. Ama enflasyon kendi dinamiği gereği beklentilerden beslendiği için siz onu bu ücret artışıyla yakalayamazsınız. Dolayısıyla bu ücret artışları her zaman iki kanaldan enflasyon beklentileri beslerken bir diğer yandan toplumun geniş kesimlerindeki enflasyon etkisini çok kısa dönem ortadan kaldırabilir ama onun dışında tekrar eski alım gücüne, azalmış alım gücüne, düşük harcanabilir geriye geri dönersiniz. Dolayısıyla tam da en baştaki sorum esasında oydu. Yani 3-5 ay sonra enflasyon karşısında erimeyecek bir ücret ve beraberinde de ücret fiyat sarmalını tetiklemeyecek bir ücret seviyesi, oran seviyesi var mıdır? Şimdi bu hani 11 bin midir diye soralım. Ama bu dediğim gibi enflasyon beklentileri ve harcanabilir gelir üzerindeki enflasyon etkisini kaldırabilecek bir değer değil. Onu biliyoruz. Çünkü zaten geçmişe bakıyor. Ve geçmişteki değerlere baktığımızda yetersiz. Geleceğe baktığımızda ise orta vadeli programın açıklanması bu yüzden belki eş zamanlı olacak. Belki o bekleniyor. Bu zammın da belirlenmesi için. Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklanacağını söylediği orta vadeli program yani hem mali politika hem para politikası ile beraber bu zamın bir işlevi olduğunu göreceğiz. İşte sizin sorunuz burada devreye giriyor. Enflasyonla mücadele politikası öne alınacaksa ve bir politika değişikliğine gidecekse hem mali hem para politikasına ki para politikasına gideceğini biliyoruz. Hı-hı. Belki birazdan konuşuruz. Mali politika değişiklikleri olacaksa eğer o zaman 11 bin civarında asgari ücretin tutulması enflasyonu kamu otoritesi düşük beklediği için açıklayabilir olabilir. Ama yine de 11 bin seviyesi şu anki fiyat artışlarına ve beklentilere baktığımızda ve özellikle kur şokundan da gelecek ek enflasyon artışlarına baktığımızda yeterli olmayacağını değerlendiriyorum. Sizin bakışınız nedir? Olması gereken az önce Funda Hocam 22 bin lira yani aslında en düşük memur maaşı asgari ücret olmalı. Yani o seviyede olmalı dedi. Olması gereken budur bu yıla baktığımızda diyor. Katılır mısınız? Sizce de böyle midir? Şimdi objektif olarak bir ölçü koymak istersek kamunun değerleme oranı bir ölçü olabilir burada. En azından tartışmaları da azaltacaktır. Ama onun üzerine çıkmak istenirse tabii ki burada firmaların bunu verebilirliği problemi ortaya çıkacak. İşte. Ekonomimizin büyüklüğü, devletin onun yaklaşık %6 kadarını destekliyor olması gibi sübvansiyonları devreye girecek. Ki biz bunu asgari ücretli sayımız
oldukça fazla olduğu için, daha doğrusu asgari ücret rakamıyla çalışan değil ama onun etrafında, o komşu civarda diyelim, evet, komşuluğunda çalışan oldukça fazla, Avrupa Birliği'ne ve diğer gelişmiş ülkelere kıyasladığımızda oldukça fazla nüfusumuz var. Böyle baktığımızda olması gerekeni değerlendirmek için daha objektif, Türk İş'in kendi araştırmaları, yoksulluk sınırı, göreceli yoksulluk sınırı gibi hepsi göz önüne alabilir ama en alt sınırı diyelim, kamunun değerleme oranı olmalı. Çok teşekkürler. Murat Hocam, size döneyim. Sizden de beklentilerinizi, olması gerekenleri, yaklaşımınızı duyalım. Öncelikle hocalarımın söylediklerine genel olarak katılıyorum. Bunda herhangi bir beis yok. Ancak ben konuyu biraz daha Cumhurbaşkanı ve yeni hükümet, daha doğrusu yeni kabinenin müdahalesiyle değişebileceğini, nereye ulaşacağı konusunda hala bazı soru işaretlerinin olduğunu düşünerek cümleme başlamak istiyorum. Çünkü geçen yıl mesela asgari ücret açıklamalarında Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamayı yaparken 8500 TL olacak dedi. Tırnak içinde net bu ifadeyi kullandı. Ve geçen seneye göre %94, bir önceki 6 aya göre ise %50 artırdık dedi. Oysa basına sızmış tutar 8250 TL olacağı yönündeydi. Birdenbire Cumhurbaşkanı bunu 8500 TL olarak ilan etti ve aslında 8250 üzerinden hesaplanmış oranları da bir anda söyleyiverdi. Tersten okuyunca, yani biz bunu %94 önceki yıla göre, bir önceki döneme göre de %50 artırınca gerçekten 8250'ye ulaşıyorduk. Hemen bir saat sonra da Cumhurbaşkanı 8500 dedikten sonra da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kendi web sayfasında 8506,8 80 kuruş net bir sayı olarak açıkladı. Bu şunu gösteriyor aslında. Cumhurbaşkanı son aşamada tekrar müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü bu hata, bana sorarsanız, bu şeydi. Cumhurbaşkanı son anda, yani oku diye verildiği kağıda başka bir sayıyla karşıya çıktı ve onu söyledi. Çünkü oranlar onu gösteriyordu aslında. Şimdi aynı böyle bir sorun acaba gelecek mi, gelmeyecek mi? Onu tam olarak bilemiyoruz. Hep beraber bunu göreceğiz. Biliyorsunuz yeni kabine geldi. Bu yeni kabinede özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'na biz ayrı bir önem verdik. Dedik ki acaba bu bakanlıkların kimlere emanet edileceği ve yeni gelecek bakanların nasıl bir politika uygulayacaklar? Özellikle ortalama ücrete dönmüş asgari ücretin ne ölçüde nereye ulaşacağı konusunda soru işaretleri varken iki tane kıymetli bakan, Vedat Işıkhan'la Mehmet Şimşek, iki farklı bakanlığın koltuğuna oturdu ve bakanlık koltuğunu devraldıkları zaman özellikle Mehmet Şimşek bir ifade bahsetti, bir ifade kullandı. Rasyonel zeminden bahsetti. Bu acaba musluğu kısacak mıyız, kısmayacak mıyız? Cumhurbaşkanı son kertede tekrar müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Dün TİSK Başkanı Sayın Akbol'un söylemiş olduğu bir ifade vardı orada. Aslında o kullanmış olduğu cümlelerin altında alt metinler var. Yani mesajlar var. Bu mesajlar nedir diye bakarsak şöyle aslında, bunun tabii ki önceki dönemde de seçim vaadi de var ve seçim vaadini yerine getirmek için de kullanılacak olan, basına lanse edilebilecek olan bir cümle var. O da tam olarak şudur. Benim beklentim, öncelikle şunu belirttim. Beklentim bir önceki seneye göre, yani bir önceki döneme göre, yani en son Aralık 2002'de uygulanan tutara, yani 5500,35 kuruşa nazaran %100 artırılacağı, şimdiki 8506,80 kuruşa nazaran da yaklaşık %30, yani tam olarak %29,31 oranında artırılıp bunun net 11.070 kuruşa net bir şekilde sunulup ve lanseyi de aynı şekilde yine öyle oranlar verdiniz, hani, öyle çok gerçekten açık ve net oldu. Net söylüyorum, çünkü %100 artırdık ve %30 artırdık şeklinde bir lansman sağlanabilir. Önemli bir ayrıntıydı bu. Bu ikinci dönem 6 ayda neden %40 olmaz, neden daha fazla olmaz sorularının da cevapları da aslında belli. Neden? Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii ki olayın SGK boyutu var. Yani işverene olan yükü var. Bunun ayrıca bir konuşacağız, çünkü TİSK Başkanı'nın özellikle dün de ifade ettiği bazı beklentileri var. Onları kalem kalem çıkardım, ifade edeceğim sizlere. SGK boyutu var. SGK boyutunda şimdi 11.070 TL olursa düz hesap, yani %29,31 artarsa, tam %30 değil de artarsa, 11.000 TL olursa SGK işçi payı
1811 lira, SGK işsizlik fonu işçi payı 129,42 lira, uzatmadan toplam işverene de payıyla beraber 15.306 TL olacak. Yani sadece net brüt, net asgari ücretten gayri 4.206 TL gibi bir sayı ortaya çıkacak. Bu SGK'nın işveren maliyetini gösterecek. Bunu yaklaşık %30 oran üzerinden düşünüyoruz. Bu SGK maliyeti TİSK'in çok sıcak bakmadığı bir uygulama olması nedeniyle bu durumda biraz %30'dan kalmayabilir. Ancak bunun çözümünü dün bahsetti, özellikle TİSK Başkanı bahsetti. Bazı düzenlemeler istiyoruz dedi. Bu düzenlemeleri yine ilerleyen saatlerde detaylı konuşacağız. Bunlardan bir tanesi 4447 sayılı bizim işsizlik sigortası kanunumuzun geçici 19. maddesiydi. Biz bu maddeye önceki senelerde birden fazla maddemiz vardı. Bu bir geçici 19. madde eklemiştik. Bu geçici 19. maddeyle 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ilk defa asgari ücretle istihdam edilenlerin hem işçi hem de işveren SGK payları işsizlik fonundan karşılanacak. Ve bu tutar 2022 yılında 28 milyar 593 milyon 595 milyon TL, önceki yılların da sayıları var, karşılandı. TİSK Başkanı %30'un üzerinde bir oranla masaya oturursa, işveren kanadı için konuşuyor, oturursa sanıyorum bu gibi verileri devletten tanzim yoluyla bu işi çözebilirse ve bu şekilde sözler alınırsa, bu gibi düzenlemeler yapılabilirse %30'un üzerinde çıkabilir. Eğer almazsa ikinci neden, bir SGK maliyeti, iki TİSK'in bu talebi tam olarak karşılanmazsa %30'dan çok fazla olmayacak. Üçüncü çok önemli bir teferruat daha var. O da bizim asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için. Yani bizim hazine olan zararı. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela siz, ben, hocalarım da kuvvetle muhtemel öyledir. Aylık bir tutar üzerinden maaşlı, ücretli çalışıyoruz. Halk arasındaki adıyla maaşlı çalışıyoruz biz. Bu asgari ücretten daha fazla maaş alanların asgari ücrete kadar olan gelirleri, gelir vergisi kanunu 23'e 18. bendimiz var, asgari ücretten istisna edilmiştir. Yani bir kişi bu anlamda 20 bin lira maaş alıyorsa, bunun bu yıl ilk 6 ayı için konuşuyorum, 8506,80 kuruşu gelir vergisine istisna edilmiştir. Bu noktada asgari ücret ne kadar çok artarsa, çok önemli bir teferruattır, devletin asgari ücrete kadar olan ücret istisnasına kaynaklı olarak da mahrum kalacağı gelir vergisi tutarı da artacaktır. Konunun, şimdi az sonra konuşacağız, konunun Mehmet Şimşek, yani Maliye Bakanlığı ayağındaki bütçe disiplini açısındaki gelir kısmını bu anlamda tehdit eden bir unsur. Tüm bu kavramları düşündüğümüz zaman hem siyaseten önceki bakanın, Vedat Bilgin'in söylemiş olduğu 500 dolar ifadesi, iki seçim vaadi olarak kullanılabilir. Geçen döneme göre %30, bir önceki seneye göre %100. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bütün asgari ücret artış oranlarını çıkardım. En yüksek oran 1 Ocak 2023 yılında yapılmış. %55 artışla, bir önceki dönemden göre ona nazaran yapılan artışlar için konuşuyorum. Bu noktada zaten bunu yaptık. Bu %30 artışla bakın bizi %100'e taşıdı. Seçim vaadimizi yerine getirdik. Önceki bakanın söylemini de bu anlamda çiğnemedik. Onu da yerine getirdik. TİSK'in de bu anlamda talepleri de karşılanabilirse bunlar yerine gelebilir. Konuya ancak %30 aşamayabilir. Son kertede bu senede tekrar Cumhurbaşkanı ben açıklayacağım asgari ücreti der ve kendisine sunulan tutarı geçen sefer olduğu gibi tekrar artırır mı bilemiyorum. Ancak artırmazsa bu tutar maksimum %30, hatta %29,31 seviyesinde artacağını, gerekçe olarak da az önce zikrettiğim ifadelerdir. Çok teşekkür ediyorum. Gayet net. Şöyle, dolar bazında çok konuştuk. Bir de bilgi ekranına, Funda Hocam siz benimle gelir misiniz? Bir geçelim. Şimdi hep diyoruz ya, bir açıklama buyurunuz lütfen. Eşlik edeceğim hemen size. Ben de şöyle bakayım. TİSK Başkanı'nın, sizi karşıya alayım Funda Hocam. TİSK Başkanı'nın bir açıklaması vardı değerli arkadaşlarım. Getirdiler ekrana, dün yaptı Özgür Burak Akbol bu açıklamayı. Ne dedi? Asgari ücret ara zam maratonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Ve açıklamasında da şöyle söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor ifadelerini kullandı. Çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini
istiyoruz diyor. Şahsi arzum bayrama girmeden önce sürecin tamamlanması. Şimdi anlaşılan şu, hem işverenin hem de işçi kesiminin arzusu bayramdan önce tamamlanması. Ama bir yanıyla da 500 dolar, şimdi işveren kesimde diyor ki TL cinsinden konuşuyoruz. Evet. Gelelim, şöyle bir tane daha bilgi var, onu da paylaşalım. Asgari ücreti Ocak ayında %54,66 oranında zam yapıldı. Net ücret 8.506 liraya ulaştı. Konuştuk, bu yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı %15,26 olarak gerçekleşti. Bunu da gördük. Şöyle bir dolar bazında dolar karşılığı neydi asgari ücretin 2018'den bu yana, bir görelim mi? Bakalım. Bunu da hocam siz de bu tablo bize ne anlatıyor onu anlatın isterim. Net bir şekilde erimeyi anlatıyor. Erimeyi. Baktığımızda 2018 yılında... Bir cümleyle sonunda söyleyeceğim, başta söyleyebilirsiniz. Evet, yani 2018 yılında 426 dolar elde ediyorken şimdi 350 dolar elde ediyor. Tabii ki Türkiye'deyiz, tabii ki Türk lirası üzerinden düşünelim. Gönül bunu arzu eder ama ne yazık ki gerçekler buna uygun değil. Çünkü bütün harcamalar aslında dolara endeksli bir şekilde gidiyor. Bu nedenle zaten Türkiye'de çift paranın geçerli olduğundan söz ediliyor. Evet, bir Türk liramız var, yerli milli paramız var ama ne yazık ki Türkiye'de çok uzun yıllardan beri Türk lirasına güven zayıf olduğu için muhakkak bir dövize yöneliş de var. Yani bugün en sade vatandaşın bile yapabildiği ölçüde kıyıda köşede tabii muhakkak bir dövizi var. Yatırım aracı olarak. Liralaşma diyoruz, evet, dolarizasyon evet, da yapıyor. Yani evet, dolayısıyla Türk lirasına güven sağlanmadığı sürece bizim bütün bu belirlemeleri sadece Türk lirasını esas alarak yapabilmemiz çok da mümkün gelmiyor. Gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Şöyle mesela 500 dolar konuşuluyor. Bugün yılın başında 8500'ü konuştuğumuzda o dönem, evet, 2023'ün başında 453 dolardı karşılığı. Evet. Tabii TL'nin bir değer kaybı oldu dolara karşı. Bugün de 354 dolara geldi. Hatta yılın başında ben o zaman ekonomist konuklarımızı ağırladığımda hep 453 dolar seviyesinde görür müyüz bir süre demiştik. Çünkü dolar yataydı. Evet. Ama gel gelelim son haftalarda durum değişti. Evet. 500 dolar olursa bundan sonraki süreçte böyle devamını öngörmek mümkün olur mu? Şu ana kadarki gidişat, seçimden sonraki sürece baktığımızda %7'den fazla bir değer kaybı görüyoruz Türk lirasında. Ben yaz aylarında turizm gelirleri çok olacağı için orada çok fazla bir yükseliş beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Hatta belki durma bile söz konusu olabilir ama sonrasında tekrar bir yükselme dövizde şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla sene sonuna kadar biz şimdi 500 dolar yapılsa bile sene sonunu 500 dolar olarak görür müyüz? O konuda şüphe sahibiyim. Ama mesela baktığınızda 2019, 2020, 2021 çok yakında seyretmiş o yıllarda. Evet, evet. 2018'den 2019'a bir erime olmuş, evet, ama evet, 2022'ye kadar da esasında biraz yatay seyretmiş, evet, o dönem için. Evet, ama dolar tamamen serbest piyasaya göre mi doların fiyatı belirlenmişti? O konuda biliyorsunuz çok fazla spekülasyon yapılıyor. Yani baskılandığı, arka taraftan işte efendim dolar satışı yapılarak böyle düşük tutulduğu döviz kurunun. Dolayısıyla bu rakamlar da acaba ne kadar gerçeği yansıtıyor diye onun karşısında da bir soru işareti koymak gerekiyor bence. Onu da ayrıca konuşmak lazım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Devam edelim bir yandan da. Biz hep asgari ücreti konuşuyoruz. Bir de asgari ücrete komşu ücretler var. Onlar da ayrı bir başlık. Komşu ücretler için ne olacak bu makas? Daralırsa dolayısıyla iş barışını da etkileyen bir yere gider mi? Az önce Murat Hocam bir parça bahsini açtı. İbrahim Hocam siz ne dersiniz? Ne olacak komşu ücretler? Tabii çalışanların, özellikle ücretlilerin satın alma gücüyle beraber asgari ücretin kaç katı olduğuna yönelik de bir hesaplaması var. Örneğin akademisyenlerle ilgili işte tartışmalarda işte 5 yıl önce asgari ücretin diyelim 5 katıyken şimdi 3 katına, 2 katına indiğine dair araştırma görevlisi ya da doktor öğretim üyelerinin maaşlarının gerilediğine dair tartışmalar kendi aramızda görüyoruz. Dolayısıyla burada asgari ücret aslında emek piyasasına devletin müdahale edip bunun altında bir ücret veremezsiniz demesinden ibaret. Ama nihayetinde sadece o ücreti ya da ona yakın ücreti alanları değil, bütün ücretli çalışanları etkileyecek bir mekanizma.
Tabii Ocak ayında mesela hepimiz oturuyoruz. Asgari ücretli olsun olmasın. Acaba asgari ücret ne olacak diye bekledik. Geçtiğimiz Ocak ayı için söylüyorum. Dolayısıyla buradaki artış sadece asgari ücretle çalışan ya da ona çok yakın çalışanları değil, bütün ücretli çalışanları etkileyecek bir husus. Ki bu rakam hani daha ziyade yeni mezun, çok tecrübesi olmayan, işe yeni girenlerin başlatıldığı ücret. Biraz kıdem olduğunda, biraz uzmanlaşma olduğunda haliyle biraz daha arttığını biliyoruz. Bir de ayrıca yan destekler de söz konusu. Birçok kurumda yol yardımı, yemek yardımı ve benzeri uygulamalar, onlar bu rakama tabi olmuyor. Çünkü kişiye özel olarak yapılan destekler. Ama genel olarak enflasyonist ortamda hepimizin bildiği şey, sabit gelirlerin, ücretlerin satın alma gücünde bir gerileme olur. Daha sonra diğer çalışanları etkiler. Ama ilk önce sabit gelirleri etkiliyor. Tabii burada seçim sürecinde de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı en önemli hususlardan biri, bu satın alma gücünü telafi edecek artışlar yapılacağı yönünde. Kaldı ki memura 22 bin liralık net ücret bunun aslında çok daha açık bir göstergesi. Bu nereden baksanız %100'e yakın bir artışa denk geliyor. Murat Batı hocamın söylediğine de yakın bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla bir de o açıdan da bakmak lazım. Hocam bir yandan da sizden aslında şunu da değerlendirmenizi isteyecektim. Şimdi bu dolar 500 dolar seviyesi için TİSK'ten gelen açıklama, onu da bir değerlendirirseniz oradan da devam edelim. Sonra komşu ücretlere de geçelim istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor. Bunda haklılık payı var mıdır, yok mudur? Ya bunun tabii iki anlamı var. Bir tanesine itiraz edecek bir tarafı yok. Nihayetinde dediğiniz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ücretten bahsediyoruz. Bunu kendi paramızın cinsinden ifade etmemiz daha doğru olur. Ama ikinci kısmı, bu kadar arttırılmasına razı olmadığını da anlıyoruz ikinci tarafında. Ama dediğim gibi burada eğer yabancı para cinsinden bir ücreti, özellikle de asgari ücreti ifade ediyorsak bunun tek başına bir anlamı yok. Çünkü biz yabancı para cinsine çevirdiğimizde bunu diğer ülkelerle uluslararası mukayesede kullanmak için yaparız. Çünkü her ülkenin para birimi farklı. Bir karşılaştırma yapmamız mümkün değil. Bunu tek para birimine indirgememiz lazım. İşte Avrupa Birliği ile karşılaştırmalarda genelde euro cinsinden yapıyoruz. Global karşılaştırmaları da dolar cinsinden yapıyoruz. Ama şunu unutmayalım. Doların satın alma gücü her ülkede farklı. Ben önceki hafta, daha doğrusu iki seçim arası Balkanlara Erasmus'la ilgili gitmiştim. Mesela orada çok net gördüm. Türkiye'den çıktığınızda 1 euronun altındaydı benzin. Yunanistan'a geçtiğinizde 1.8-1.9 euroya çıktı neredeyse. 2 katına yakın. İşte Makedonya'ya geçiyorsunuz 1.4-1.5 euro. Karadağ hakeza öyle. Dolayısıyla her ülkede farklı. Diğer fiyatlar da böyle. O açıdan ülkeler arası mukayesede ve bu asgari ücretin sahibine sağladığı hayat standardı karşılaştırmasında ben cari kurla değil, satın alma gücü paritesine göre yapılan karşılaştırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ki orada da bizim bu söylediğimiz 7. 8. 10. sıralardaki denk düşen rakam 1000 euro civarında. Yani 500 doların oldukça üzerinde. Oldukça üstünde. Teşekkür ederim. Murat Hocam, siz sosyal medya hesabınızdan gelmeden baktım. 1971 döneminde Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamasını, dolar bizim paramız ama sizin sorununuz sözünü paylaşmışsınız. Dolar evet. Bugün de böyle asgari ücreti bile dolar üzerinden konuşur noktadayız. Ne dersiniz? Ya şimdi İbrahim Hocam'a katılıyorum kesinlikle. Burası Türkiye. Tabii ki Türk lirası kullanılması gerekiyor ama doğal olarak bizim de ülke olarak da hem iktidar olarak hem tüm siyasi ayaklar olarak da Türk lirasının değerini de dolar karşısında da koruma gibi asli unsurumuz da var. Bunun için kurumlarımız var, Merkez Bankası gibi. Eğer bunu yapamıyorsak bir yerde Türk lirasıyla da maaş almak zorunda olan bizler, yurttaşlar, vatanseverler
Bu konuda da hala bir her maaş alışımızda da kendi içinde enflasyon ve döviz karşısında da değer kaybediyorsa bunu buna bir endekslemekte de bir beis görmüyorum. Zira hazine dövize endeksli pekala borçlanma yapabiliyor. Yani orada bu millilik anlayışı pek kar etmiyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu burada da yapılabilir. Yani burada herhangi bir beis görmüyorum dediğim gibi ama burada çok önemli bir teferruat daha var. Bakın dikkat ederseniz biz ilk 6 ay için 8.506,80 kuruş bir asgari ücret öngördük ve onu uyguluyoruz. İkinci 6 ay için ise ilk 6 ayın enflasyon rakamlarıyla ikinci 6 ayı değerlendiriyoruz. Yani muhtemel gelecek olası bir enflasyon karşısında bir gardımızı almıyoruz. Bu yüzden bunu biz 6 ayda bir değil, en azından kısa bir vade için, birkaç yıl için konuşabiliriz. Bunu yılda 4 kez farklı enstrümanlara endekslenerek, ki endeksleme mekanizmamız bizim vergi mevzuatımızda da var. Özellikle üretici fiyat endeksine, gayrimenkul sahiplerinin alıp satım durumunda ortaya çıktıkları değerlerinde onları korumak adına bu tür unsurlar, bu tür uygulamalar yapabiliyoruz. Pekala burada da asgari ücretlileri ya da ücretlileri bizim koruma adına bir endeksleme yapabiliriz kısıtlı dönem adına. Yani bunu bu konuya hani çok sert yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir endeksleme? Biraz açar şöyle mısınız? Şöyle olabilir. Normalde tıpkı kur korumalı mevduatta uygulanan sistem gibi. Yani o belli bir tutara endekslenir. Kur korumalı mevduatı da aynı mantıkla yapıyoruz biliyorsunuz. Ücretler döviz endekslenebilir pekala. İşte üçüncü çeyrekten mesela döviz beklenenin üstüne çıkarsa, örneğin şu anda yaşadığımız gibi, bu fark bu şekilde telafi edilebilir. Ya da kamu kaynaklarından, işsizlik fonundan ya da farklı bir şekilde hazineden bir kaynak verilebilir. Bunun üst sınırı ve alt sınırı belirlenerek bir şekilde bir destek verilerek bu kişilerin gerçek satın alma güçleri bu anlamda korunabilir. Yani daha bir halkçı bir yaklaşım olur bu anlamda bakarsak. Yoksa tabii ki döviz üzerinden işlem yapılmaması, her şeyi dövize bağlayarak, yani Türk parasının kötü bir yere gitmesi hiçbirimiz istemeyiz. Canımızda hepimizde aynı yanar. Bu konuda herhangi bir şey yok, sıkıntı yok tabii ki de. Ancak dediğim gibi insanlarımızın önceliği var. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz kanaatindeyim. Az sonra da ben izninizle geldikten sonra asgari ücretle ilgili de biraz bir 5-6 dakika ortalama bir konuşmak istediğim bir mevzu daha var. Özellikle onu da vurgulayacağım. Çünkü düzeltmemiz gereken çok da önemli şeyler daha var asgari ücret adına. Yani çalışanları korumak adına diyeceğim. Sorunuzu bu şekilde cevaplamış olayım. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ata hocama döneyim, ondan da bir değerlendirmesi alayım. Sonra size diğer turda o tespitleriniz, çok önemli tespitlerinizi de duymuş olalım. Teşekkür ederim. $500 üzerinden tartışıyoruz. Mesela KKM gibi bir enstrüman üzerinden de konuşulabilir dedi Murat Batı. Bölgesel asgari ücreti de konuştuk. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde şehirde yaşayan ücretliler için ayrı bir tüketici endeksi var. Neden olmasın diye görüşler de oldu. Böyle pek çok farklı görüşün konuşulduğu bir yerdeyiz. Evet, şimdi önce şundan başlayalım isterseniz. İbrahim Hocam satın alma gücü paritesini örnek veriyor. Tabii bilimsel çalışmalarda hep ön plandadır ama satın alma gücü paritesinin iki farklı durumu var göz önüne almamız gereken. Birincisi, sepetler kıyaslandığında aynı kalitedeki sepetlerin olup olmadığını dikkate almamız gerekiyor. Örneğin internet kullanıyorsunuz. Biraz önce buradaki örnek için söyleyeceğim. Bunun hızı ülkemizde ve başka ülkelerde, Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani ortak sepet yaptığınızda kalite sorununuz oluyor büyük ölçüde. Bir de satın alma gücü paritesiyle yapılan kıyaslamalar büyük ölçüde şunu da gösterir. Yani aynı sepeti Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa Birliği'nde aldığınızda buradan 3,5 kat daha pahalı gibi bir kat sayı. Şimdi vatandaşlarımız bakarsa görecektir kıyaslamaları Türk Lirası bazında. Bu oradaki oranın vatandaşının dolarla veya euro ile kazanan kişinin ülkemize geldiğinde ne kadar çok tüketebileceğinin aslında göstergesidir. Dolayısıyla bunu satın alma gücü paritesiyle eşleştirme yaparken unutmamız lazım ki zaten biz biraz önceki asgari ücret dolar karşılığındaki düşme aynı zamanda ülkemize gelen turist sayısındaki artmayla da doğru orantılı olduğu. Bu da satın alma gücü paritesinin o anlamını da teyit eder niteliktedir. Çünkü böyle olunca yabancı memleketlerden
Hatta yarışa beraber başladığımız bizim gibi geri kalmış gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarının yoğun bir şekilde turist olarak geldiğini de gözlemliyoruz. Bunun sebebi bizim aynı sepeti orayla karşılaştırdığımızda oranın kazancıyla çok daha ucuza geldiğinin başka bir göstergesi. Dolayısıyla ikinci yönü KKM gibi bir enstrümana endekslemek şöyle problemli olabilir. Kur korumalı mevduat bir finansal enstrüman olsa da sağlıklı bir politika aracı değildir. Dolayısıyla buna endekslemenin zaten büyük bir riski vardır. Çünkü bu finansal süreçlerin dengede olması sıkıntıya sokan bir enstrümandır kur korumalı mevduat. Her an sizi dengeden saptırabilecek özelliklere sahiptir. Ayrıca bu ücretler konusunda çok daha farklı sorunlarımız var. Biz bir yönüyle şu an başlayıp konuşuyoruz bunu. Ama biz biraz geriye gidip baktığımızda bizim enflasyonist sürecimiz Eylül 2021'de aslında başladı. Bu büyük bir para politikası değişikliğiyle başladı ve yaklaşık 2 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve diğer hükümet üyelerinin, Hazine eski bakanının açıklamalarından hep şunu gördük. Enflasyona ezdirmeme gibi bir durum sürekli anons edildi. Halbuki politika enflasyonu ezdirmeme değildir. Enflasyonu ezdirmeme diye bir politika yoktur. Ekonomi aslında politikası yoktur. Enflasyonu ortadan kaldırmak vardır. Yani fiyat istikrarını sağlama, evet. Enflasyonu ortadan kaldırma. Bunun içinde bir kurumumuz var. Onun görevidir bu. Örneğin TİSK Başkanı'nın, Sayın Başkan'ın dolarla ücret istenmemesi, buranın Türk lirasıyla işlem gören bir ülke olduğu söylemi aslında onun muhatabı Merkez Bankamızdır. Çünkü onun görevidir. Asgari ücreti yüksek talep eden vatandaşların görevi değildir bu zaten. Öyle değerlendirirsek bir de. Ama bizim asgari ücret tartışmasını, ücretler tartışmasını yaparken ve yılda bir kere anayasal kurumların süreciyle asgari ücretin arttırılması gibi bir politik geleneğimiz varken bütün bunlar enflasyon düşük seyrettiği ön koşuluna bağlıdır. Finansal istikrar ve fiyat istikrarı ön koşuluna bağlıdır. Siz onları siz bozduğunuz zaman, onlar bozulduğu zaman... Enflasyon düşük seyreder, o takdirde asgari ücreti biz konuşuyoruz. Ama şu anda bir, daha önemli bir şey konuşuyoruz. Yılda bir toplanırsınız, ona göre düzenleme yaparsınız. Enflasyon doğru ölçümleniyordur. Herkes doğru ölçümlediğinde uzlaşmalıdır ve ona göre zam yaparsınız. Ve konu kapanır, konu bile olmaz. Ama burada yapılması gerekenlerin sırası takip edilmediği zaman birbirini doğuran olaylar, nedensellik, ters işlediği zaman veya karıştırıldığı zaman bu şekilde parça parça baktığımızda sorunlarla ancak çözüme gitmeye çalışırız. Bu da mümkün olmaz. Çünkü asıl ortaya çıkaracağı en büyük sorun da ücret fiyat sarmalıdır ki bunu zaten Eylül 2021'den beri bunun içindeyiz. Hatta geçtiğimiz asgari ücret zamından önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında asgari ücrete yüksek bir zam yapacağız açıklaması beklentileri o kadar arttırmıştı ki Eylül ve Aralık ayında zaten biz fiyatlara artışı gördük. Beklentiler bozulduğu için. Enflasyon... Hocam sorularımı önceden yanıtlıyorsunuz. Evet. Hani bu önden zamları gördük dediniz, siz de benim sorularımı önden yanıtlıyorsunuz. Tam bunu soracaktım yani. İstiyorsanız. Şimdi bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama yarın zam görüyoruz. Bunu da yaşadık, o yüzden yani bunu yarın göreceğiz diye söylemiyorum. Ama bu iyi bir örnek. Geçtiğimiz asgari ücret zamını tartışıldığı dönemlerde gördüğümüz bir örnek. Siz de söylediniz. Dolayısıyla zaten önden bir... enflasyonist süreci tetiklemeye başlamış oluyor. Ama şunu ayırt etmemiz lazım. Şimdi vatandaşlarımızın alın teriyle aldığı ücret enflasyona sebebiyet veriyor önermemiz doğru değil. Meselemiz bu değil. Meselemiz şu. Eğer fiyat istikrarını oluşturacak uygun para politikası olmazsa asgari ücrete biz ne kadar zam yaparsak yapamayız diğer ücretlere bu önünde sonunda hemen zaten süre 1 yıldan 6 aya 6 aydan 3 aya doğru kısalıyor gördüğünüz gibi. Bu dinamikleri de böyle olacağını biliyoruz zaten. Yani uzman arkadaşlarımız hep bunu bir yıldır uyarıyorlar aynı şekilde. Dolayısıyla beklentileri bozduğu için, fiyat davranışlarını bozduğu için zamlar da peşi sıra gelecek. Öncelikle enflasyon beklentilerini orta uzun dönem kontrol altına almamız gerekiyor. Zaten para politikasında 5 sene sonra yapılmak istenen, belki birazdan onu konuşacağız,
değişiklik burada. Buna bağlı olarak bizim ücretleri konuşmamız daha uygun olur ve zamlar adil mi, karşılıyor mu, karşılıyor mu? Yoksa söylediğim gibi enflasyonla mücadele, yani enflasyonu ezdirmemek bir politika değildir. Enflasyonun ortadan kaldırılması gerekir. Günümüzde modern ekonomi politikaları bu şekildedir. Ama 90'ları konuşursak, mesela 90'ların ekonomi politikaları 80'lerin bu şekilde değildir. Dolayısıyla gelişmeler bizi bu yöne getirmiştir ve fiyat istikrarı, küresel merkez bankalarının bilançoları da çok şiştiği için özellikle burada düğümlenmektedir. Biz ivedilikle enflasyonu kontrol altına alacak politikalara yöneldikten sonra yapılan zamların o zaman vatandaşlarımızın, hepimizin alın terini karşıladığını göreceğiz ki emeğimizle eş, benzer, ilişkili şekilde ücret artışları kazanalım. Aksi takdirde biraz önce asgari ücretle ilgili yaptığınız listede dikkat çeken dolar değerleri vardı. 450-460 dolar, 317 dolardan 460 dolara çıkmış. 2021-2022 geçişini söylüyorum. Şimdi 2021'de bunu konuşuyor olsaydık, 2022'de konuştuğumuzda asgari ücrette %30 civarında dolar artışı dünyada, yani şu an bir çalışanın, benim veya bir asgari ücretli çalışanın, dünyada aynı işi yapan başka bir çalışana göre bir gecede %30 daha fazla gelir almasının hiçbir rasyonelitesi yoktur. Yani biz yaptığımız işte çok büyük bir keşif, inovasyon yapmış olmalıyız ki bir gecede aldığımız ücret 317 dolardan bir anda 450 dolara çıktı. Bütün bunlar para politikası işleyişinin yanlış konumlandırdığın sonucudur ve göstergesidir. Önünde sonunda siz o 457 dolara ücretleri bir anda çıkardığınızda üretiminiz öyle olmazsa, o işçiler ve bizler ya da mühendisler çok daha iyi buzdolapları, otomobiller yapmadan bu ücreti almaya başlarsak 5-6 ay sonra cari açık açılacağı için o dolar değeri zaten fırlayacağından dolayı siz tekrar 450 dolardan 350 dolara indiğinizi görürsünüz ki bugünkü zaten çevirmeyi hesap makinesi yapan herkes cebrik olarak hemen bu durumun olduğunu görür. Ücret fiyat sarmalı içerisinde miyiz? Bunun engellemenin yolu, yöntemi nedir? Ve komşu ücretle çalışanlar ne yapmalı? Oralarda nasıl bir zam oranı olmalı ki iş barışı etkilenmesin? Evet. Şu anda evet bir ücret fiyat sarmalı içerisindeyiz. Ama bunun böyle olmayacağını söyleyen ekonomistler de var. Eğer üretimde bir artış gerçekleştirilirse bu durumda bu sarmalın pekala kırılabileceği belirtiliyor bazı ekonomistler tarafından. Dolayısıyla muhakkak faturayı asgari ücretliye, yani çalışana kesmek gerekmiyor bir sistemde. Biz asgari ücretliye işte çok fazla zam yaptığımızda, ki şu anda bizim konuştuğumuz aslında onların satın alma gücündeki erimeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani ama eski haline iade. Satın alma gücünü yükseltmiyoruz. Yani şu an bizim bütün konuşmalarımız onunla ilgili. Şu anda yapılan iyileştirmeler hep onunla ilgili. Şimdi hep ücretli kesim bu yükü çeksin. Satın alma gücünde, refahında bir azalma olsun. Bu böyle olmak zorunda değil. Birazcık işveren de orada fedakarlık yaparak ve üretimde de artış yaparak bu sarmalı ortadan kaldırabilmek mümkün. Almanya'dan bir örnek vermek istiyorum izninizle. Almanya'da şu anda bir koalisyon hükümeti var ve koalisyon hükümeti, işte daha doğrusu SPD, seçim vaatleri arasında orada saat başı asgari ücret söz konusu. Saat başı asgari ücreti artırma sözü vermişti. Ve nitekim de seçildikten sonra bu sözüne uygun şekilde saat başı asgari ücreti arttırdı. Ve bu artış yapıldığında oradaki araştırmacılar bunun enflasyon üzerinde etkisi konusunda biraz tedirginlerdi. Yani bu ücret fiyat sarmalı nedeniyle işte orada enflasyonu kötü bir etkisi olacağını düşünüyorlardı. Ama bugün baktığımızda Almanya'da enflasyon %7'ler civarında ifade ediliyor. Yani %10'lardan %7'lere indiği ifade ediliyor. Demek ki bu bir kader değil. Demek ki bu böyle olmak bugün zorunda Amerika değil. Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Evet, yani keza aynı şekilde.
Orada da yine ekonomistlerin yapmış olduğu bir araştırma vardı. Ben onu bir yazımda galiba Ocak ayında yayınladığım bir yazımda o araştırmanın bir kesitini alıp ortaya koymuştum. Orada da yine aynı şekilde ücretlere artış yapıldığında bu muhakkak enflasyonu tetikler mi tarzındaki endişeye karşı bir grup araştırmacının yaptığı çalışma hayır hiç de olmaz şeklindeydi. Burada da üretimi artırmak bence anahtar. Ve şu anda da işte görüyoruz Amerika'da sizin dediğiniz gibi bugün rakamlar açıklandı. Ve enflasyonda geriye doğru bir gidişat söz konusu. Evet, yani orada da Fed'in hep evet. böyle şeydi yok geride mi kaldı geç mi başladı sizler evet. çok daha iyi bilirsiniz. Bunu konuştuk yok Amerika Birleşik Devletleri resesyona mı giriyor teknik resesyona evet, girdi evet, derdi. Evet. Bugün mesela eski Hazine Bakanı Larry Summers diyor ki halen daha çok çok sıcak Amerika'nın evet, ekonomisi. Evet. Demek ki olabiliyor. Olabilir. Tabii yani iki dönem üst üste. Buyurun lütfen. Serbest tartışma olsun. Murat Hocam uzaktasınız. Siz de katkı sunmak isterseniz. Yok ben gayet. Buyurun siz. Ben sonra devam edeyim soruların cevabını. Karşılıklı da devam edebiliriz. Tabii, hiç sakıncası tabii. yok. Vaktimiz de uzun. Tamam. Reklamımızı da aradan çıkardık. Sarmanın oluşması kader değil. Yani bu zorunlu bir ilişki değil. Oradaki kriter şu. İş gücünün marjinal verimi arttığı zaman oradaki ücret artışları onunla dengeli olduğunda o zaman enflasyona sebep olmaz. Evet. Ama iş gücünün marjinal verimi artmadığında evet. iş gücünün üretim imkanları ve üretim kapasitesi yükseltilmediğinde sektörler dünya bazında da yarışamayarak geri kalmaya başlamışsa evet. o zaman enflasyonist baskı evet. yaratır. Tam sizin dediğiniz evet. üretim. Evet, evet, üretim burada anahtar. Komşu ücretlere gelince Türkiye'de bence uzun süreden beri bu komşu ücretler konusunda bir dengesizlik yaşanmaya başladı. Yani bu satın alma gücündeki erime ile birlikte komşu ücretlerde de bir denge bozulması gündeme geldi. Biz bundan dolayı Türkiye'de artık ortalama ücretin asgari ücret olduğundan bahsediyoruz. Orası bozulmamış olsaydı biz bugün bunu telaffuz ediyor olmazdık. Demek ki orada da muhakkak bir iyileştirme yapmak gerekiyor. Ne kadar çalışıldığını, işte yapılan işin niteliğini dikkate alarak buna göre dengeli bir şekilde ilerlemek gerekir muhakkak ki. Çünkü bir ülkede asgari ücretin ortalama ücreti olması toplumda büyük bir yoksullaşma olduğunu gösterir. Çok teşekkür evet, ediyorum. Rica ederim. Murat Hocam. O bahsettiğiniz 5-6 dakika tamam. istiyorum dediğiniz yerdeyiz. Buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok keyifli bir program. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Öğreniyoruz böyle. Şimdi başından beri yaptığımız bir hata var aslında hepimizin. Hatta bütün ülke olarak o da şu. Biz asgari ücreti aylık açıklıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama hep onu konuşuyoruz. İşte 8506 lira acaba ne kadar olacak? 11.000 mi olacak? Ancak asgari ücreti bizim aylık açıklamamızı öngören ya da aylık açıklayın diye emreden hiçbir mevzuat hükmü yok. İlginç değil mi? Az önce Funda Hoca da bahsetti. Almanya'da asıl orada saatlik açıklanıyor dedi. Bizde ise asgari ücret yönetmeliği var. Asgari ücret yönetmeliği 4. maddenin D bendi var bizde. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti şeklindeki bir maddesi var. Buradaki temel ifade bir günlük ücreti ifadesini kullanıyor. Yani asgari ücret yönetmeliğinin 4. maddesi diyor ki kardeşim siz asgari ücreti günlük hesaplamak zorundasınız. Ancak asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Biliyorsunuz işveren tarafı, işçi tarafı ve hükümet tarafı var. Çalışma Bakanlığı, TİSK ve Türk İş var. Üçü birleşiyor. Çıktıktan sonra da açıklamada bulunuyorlar. Bir de kendi web sayfasını açıklıyorlar. Asgari ücret örneğin 2023 yılı için dedi ki işte brüt 10.008 lira, net de 8506,80 kuruş dedi. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak aynı Çalışma Bakanlığı ve aynı Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmi gazetede yayınlamak zorunda. Yayınladığı an günlük açıklıyor. Çok önemli bir teferruattır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı aylık açıklanmaz. Yani aylık asgari ücreti açıklamıyor. Bu neye peki zarar veriyor? Neye oluşuyor? Şöyle, bunlardan bir tanesi örneğin Ocak 2023'te açıklandı. Aralık'ta 2022'de Ocak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere günlük 333,60 kuruş olarak brüt asgari ücret açıklandı. Ocak 31 gün, bizim bunu 31 çarpı 333,60 kuruş yani brüt 10.341,60 kuruş ödememiz gerekirken 10.080 kuruş ödedik, 8 kuruş ödedik. 10.008 lira özür dilerim ödedik. Aradaki fark yok.
normal koşullarda. Böyle olunca işin rengi değişiyor. Bakın konu nereye kadar gidiyor. Bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi ben özellikle sosyal güvenlik ayağıyla alakalı kamu kurumlarının çok çalışmadığını düşünüyorum. Şundan kaynaklı. İş kanununun 102. maddesi var abi bende. Diyor ki bu maddeye göre normal koşullarda bir kişiye çalıştığı günün altında bir para öderseniz, ücret öderseniz normalde bu kişiye yani 91 ödeme yaparsanız işçi başına her ay için 2023 yılı için 956 TL bir idari para cezası kesilmesi gerekiyor. Oysa biz normal koşullarda asgari ücretli 12 ay çalışıyorsa sözleşme tut, sözleşmelerine de bakın altını çizerek söylüyorum. Sözleşmelerinde de aylık 10.000 brüt 8 lira gibi bir şey yazmaz. Asgari ücrete çalışan işçi sözleşmelerinde asgari ücret tutarı yazılır. Asgari ücret ödenir ifadesi yapılır. Bu anlamda 7 ay 31 ile bitiyor bizde bir yılda. Bu yüzden 7 ay aslında eksik bir çalışma, daha doğrusu eksik bir ödeme söz konusu. Gerekçesi ise 5510 sayılı bizim sosyal güvenlik yasamız var. Onun 88. maddesi var. Orada normal koşullarda SGK matrağının 30 gün hesaplanacağı hükmü var. Biz böylece bu asgari ücreti de açıklarken aslında SGK matrağını açıklıyoruz. Ve böylece 30 günden fazla çalışma durumunda ise bir günlük asgari ücreti de ödemiyoruz. Bu peki bu tutar çok büyük bir tutar değil. Bunu kabul ediyorum. SGK'da çalışmıyor, bu idari para cezalarını da kesmiyor. Bakın buradan da ben uyarıyorum. Net defalarca da yazdım, farklı kanallarda da söyledim. Hatta SGK'dan bazı yetkililere de söyledim. Ne söylediklerini cevap vermeyeyim ama peki bunun ne gibi peki sorunu var? Bunun sorunu her bir kere vergi mevzuatımızda da var bunun yansıması. Eskiden AGİ vardı. 2022'de kalktı. Ben Bloomberg'da bas bas bağırdım. Asgari ücrete kadar gelir vergisi istisnası gelirse AGİ kalkacak diye. Ve AGİ kalktı. Hatta Bloomberg manşet bile yaptıydı. AGİ kalkacaktı. Orada da aynı problem vardı. Şu anda bizim gelir vergisi kanunu 23. maddenin 18. bende asgari ücrette fazla ücret geliri elde edenlerin maaşlarında da aynı sorun var. Ne diyor biliyor musunuz? Gelir vergisi kanunu 23. maddesinin 18. bende şunu söylüyor. Diyor ki asgari ücretin aylık brüt tutarı gelir vergisinden istisnadır. Bakın aylık brüt tutarı. Aylık brüt tutarı. Peki bu aylık 30 günlük mü? Aylık diyor. Hani o ay 31 mi 30 mu? Ona göre değerlendirerek biz bunu istisna yapacağız. Eğer bu istisnayı biz 12 ay boyunca 30 gün olarak alırsak çok uzatmayacağım. Burada bir fazla vergi alımı söz konusu. Kişi de fazla vergi ödediği için istisnadan da yeteri kadar yararlanamayacağı için bir problem ortaya çıkıyor. Bakın hata kendi içinde farklı noktalara gidebiliyor, farklı yerlere gidebiliyor. Ayrıca bunu yarattığı temel sorunlar var. Özellikle malulük aylığı, ölüm aylığı bu hesaplamalarda da yanlış bir hesaplama olması hasebiyle çok önem arz eden bir husus ortaya çıkıyor. Bu kişilerin bu eksik hesaplamalardan kaynaklı ciddi bir hak kaybı ortaya çıkıyor. Bu yüzden en baştan itibaren asgari ücret, öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Yönetmelik 4. madde gereği günlük hesaplanış. Her ne kadar bunu asgari ücret tespit komisyonu çıkıp televizyonda bunu 30 SGK matrağı olan 30 günlük tutar olarak söylese dahi işçilerin, özür dilerim, işverenlerin de bu anlamda sanıyorum işlerine geldiği için çünkü 7 günlük fazladan bir ödeme yapmayacaklar. Bu noktada çok ciddi bir kayıp ortaya çıkıyor. Sanıyorum herhalde düzeltmemiz gereken noktalardan bir tanesi de budur. Evet. Bu kendi içinde bir domino etkisi yaratıyor. Birçok noktayı da etkileyebiliyor. Özellikle bunu belirteyim. Hatayı baştan yapmayalım. Bizde asgari ücret, Funda Hoca az önce söyledi. Almanya'da orada saatlik hesaplanır. Çok doğru. Aynı şey Amerika'da da geçerli. Bizde ise günlük hesaplanır. Aylık değil. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Burak Arzova da aramıza katıldı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Merhabalar. Burak Hocam biz başladık böyle asgari ücret zam oranları, beklentiler devam ediyoruz. Günlük saatlik hesaba kadar da geldik. Şöyle sizinle devam edelim. Siz ne öngörüyorsunuz? İlk komisyon toplantısı yapıldı. Asgari ücrette beklentileriniz nedir? Bu enflasyonu ezdirmeyecek ama bir yandan da alım gücünü koruyacak ve yükseltecek asgari ücret. Sanıyorum ki bu sefer yapılacak asgari ücret zammı geçtiğimiz yıl yapılan zam gibi olmayacak. Çünkü bu sefer ekonomi yönetiminde de bazı değişiklikler var. Daha ortodoks politikalara dönülebileceği sinyalleri var. Ve bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de aslında bu tür zamlar yapılırken beklenen enflasyon oranına göre yapılır. Şimdi tabii orta vadeli programı bekliyoruz hepimiz. Bu orta vadeli programın nasıl olabileceği konusunda şu anda bir bilgimiz yok ama enflasyon beklentileri de bu yapılacak olan zamlarla şekillenecek veya zamlar onlara da yön verecek. Çünkü sonuçta
işçilik ücretleri ya da işte ücretler genel itibariyle bir maliyet unsuru. Ve bunu temel itibariyle her ne kadar kabul etmeyen farklı, bence de aslında kendi içinde tutarlı olan görüşler olsa da, üretim maliyetlerine baktığımızda ham madde maliyetleri, enerji maliyetleri ve işçilik maliyetleri üretimin temel maliyetleri. Bir tarafından da üretimin devam etmesi gibi temel bir sorun var. Buradan baktığımızda işverenlerin hepsi aynı düzeyde maalesef büyümeye katkı sağlayamadılar. Yani sektörel olarak incelediğimizde finans sektörü, bankacılık sektörü ya da gene hizmetler sektörü özellikle son dönemde diğer sektörlere nazaran çok daha büyüyen sektörler. Hı hı. Ama örneğin inşaat sektörü ya da tarım sektörü ya da sanayi üretimi özellikle en son gelen büyüme verisinde diğer sektörlerin altında kalmış gibi gözüküyor. Hizmetler sektörünün altında kalmış gibi gözüküyor. Bu da özellikle bu sektördeki faaliyet gösteren işletmelerin eğer bu tür zam oranları çok yüksek olursa bunları karşılayamama ya da karşılayamama ihtimallerinin ortaya çıkmasını bize verebilir. Bu bizi nereye götürür? Bu işsizliğe götürür. Yani çünkü burada işveren ve işçi arasındaki en kritik nokta o çizgide. Herkes tabii ki kendisi açısından baktığında son derece haklı. İşte ülkede yaşanan bir enflasyon var. Bu enflasyona ezdirmemek isteyen kendini bizler gibi çalışanlar, ücretler, memurlar var. Bir diğer taraftan da üretimi devam ettirmek isteyen, belirli ölçekte işletme yapısını korumak isteyen ve kar sağlamak isteyen bir işletme sahibi var. Ve bunlardan ülkenin temel beklentisi vergi alacağını arttırmak, diğer taraftan ihracatı arttırmak, Türkiye'ye döviz kazandırmak gibi temel unsurlar. Burada kritik nokta, hep ben aynı şeyi söylemeye çalışıyorum birçok yerde de, eğer bu ücretlerdeki kritik nokta aşıldığı takdirde bu maalesef daha fazla istihdama sebebiyet vermiyor. Tam tersine. Bu kritik nokta nedir peki Burak Hocam? Yani çok kritik bir şeye değiniyorsunuz. O kritik noktayı da açmanızı istiyorum. Yani şunu görebiliyoruz. Ben de iş adamlarıyla çok kere konuşuyorum. Burada çok telaffuz edilen rakamlar var. 500 dolar gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Bugün işte yaklaşık olarak serbest piyasa 24-25 lira civarında varsaydığımızda 12.500 liralara tekabül ediyor. Bu sanki karşılanamayacak bir oran olarak gözüküyor. Çünkü özellikle iş gücü maliyetlerine baktığınızda bunu maliyet yapan unsurlardan bir tanesi de kıdem tazminatının da aynı ölçüde artan tabii ücretlerle beraber artıyor olması. O kaleme de yansıyor. Tabii. Yani diğer ülkelerde mesela bizim konuştuğumuz pek çok ülkede bunlar bu oranlarda değil. Yani devletin bir yandan bu artışları sağlarken yapması gereken çok önemli unsurlardan bir tanesi esnek çalışma saati uygulamasını Türkiye'ye kazandırması gerektiğine inanıyorum. Ve böylece öğrenciler ya da dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuk işçiler, yani çocuk işçi derken kaçak anlamda söylemiyorum bunu, küçük yaşta çalışanların da bu tür bir çalışma ortamında özellikle doğru ücretlendirerek doğru çalışma o imkanına sahip olabileceğini görebiliyoruz. Ama maalesef gene sendikalar üzerinden özellikle işverenler sendikaları bunları çok kere getirmesine rağmen bunun bir türlü hayata geçemediğini görüyoruz. Bu bence Türkiye'nin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi. Bir diğeri mesela verimlilik artışı sağlayamıyoruz. Bu verimlilik artışının çok tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ücretlerle beraber tartışılması gereken konulardan bir tanesi. İşte kamuda da aynı verimsiz çalışma var. Üniversitelerde de aynı verimsiz çalışma söz konusu. Ve dolayısıyla bunu verimli hale dönüştürebilmek önemli. Burada da yapılması gereken ve atılması gereken çok önemli adımlar var. Ben mesela saatlik ücrete geçiliyor olmasının ve ödemelerin saatlik ücret üzerinden yapılmasının önemli bir verimlilik artışı sağlayabileceğine inanıyorum. Az önce Funda Hocam'ın Almanya modeli diye aktardı. Almanya böyle modeli, ben tabii orayı o kadar bilmediğim için hocamın uzmanlık konusu, yani oraya da girip saygısızlık etmek istemem. Ama Amerika'da örneğin verimlilik kaynağını sağlayan unsurlardan bir tanesi saatlik ücretlerdir. Yani saatlik alınan ücretlerin takibi de kolay. Buna yönelik olarak size verilmediği takdirde bunun sizin tarafınızdan bir işçi ya da saatlik çalışan bir kişi olarak tespiti ve bunun karşılığında önlem aldırabilmek de daha kolay. Bütün bunları sağlamak gerektiğine inanıyorum. Yani işin sadece biz burada maaş artışı boyutunu konuşuyoruz ama temel sorunları yıllardan beri çözemediğimiz bir ortamda devam ediyoruz. Bir de mesela en büyük problemlerimizden bir tanesi böyle yüksek artışlar
Türkiye'de maalesef kademeler arasındaki farkları ortadan kaldırdı. Yani herkesin ücreti asgari ücrete yakınsadı. Evet, belki 8500 lira almıyor birçok kimse, 9000 lira alıyor. O asgari ücret olarak gözükmüyor ama asgari ücrete yakınsamış ücretler alınıyor. Komşu ücretler arası. O makas çok daraldı. Hem o makas daraldı hem de çeşitli farklı iş gruplarında çalışanların almış oldukları ücretler diğer başka meslek gruplarına göre çok havada ve komik kaldı. Yani ben tabii kendi mesleksel olarak söyleyebilirim. Mesela Türkiye'de profesörlerin aldıkları maaşlar şu anda yoksulluk seviyesinde. Yani dolayısıyla... Ben kendi bildiğim konu olduğu için söylüyorum. Aynı şey güvenlik görevlilerinde var. Aynı şey doktorlarda, hekimlerde var. Sağlık çalışanlarında var. Dolayısıyla bazı meslek gruplarında göreceli olarak almış olduğu eğitime göre ya da başlangıç seviyesine göre daha alt çalışma grubunda olanlar, daha üst çalışma grubu olanlardan daha yüksek ücretler aldığı bir ortama dönüştü. Yani aslında ne bu da bir kaos. Ne olur böyle olursa, yani asgari ücret ortalama ücret oldu dediğimiz nokta ve tamamıyla iş barışının... Tabii iş barışını da ortadan kaldırıyor. Çok özellikle çok konuştuğumuz bir konu vardı. Kıdem tazminatı fonu konusu vardı. Bugün birçok kimse işten ayrılmak istediği zaman ayrılamıyor. Kıdem tazminatını alamayacağını ya da almakta zorlanacağını bildiği için bu da aslında iş değiştirme özgürlüğünü etkileyen unsurlardan bir tanesi. Halbuki bu bir fon çatısı altında toplanabilmiş olsa belki daha kolay hareket edilebilirdi. Onun için bence çok konu var. Yani biz tabii ki güncel olan konuyu konuşuyoruz ne kadar olmalı diye. Ama inanın ki bunun haricinde iş barışını etkileyen ve bugün birçok anlamda sıkıntılar yaşadığımız vergisel anlamda, mesela vergi dilimlerinin bu kadar birbirine yakın olması da ücretler konusunda en önemli sıkıntılardan bir tanesi. İşte Murat Hocam bu konuda bence Türkiye'nin sayılı uzmanlarından bir tanesi. Çok da bize bu konuyu detaylı olarak anlatır. Bu ücretlerin bu alana sıkışıyor olması en büyük problemlerden biri olarak görüyorum ben kendi adıma. Yani özet geçersek, hem işçi açısından baktığımızda çok haklı bir noktadayız. İşveren açısından baktığımızda da çok yeni daha, yani önemli, Türkiye'nin önemli üretim yapan şirketleriyle görüştüm, çok yeni. Mesela TİSK Başkanı'nı siz gelmeden konuştuk, o nedenle hatırlatarak bunun üzerine devam etmenizi isteyeceğim. Şöyle bir açıklaması vardı Sayın Akkol'un: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz, başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor. Çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutar istiyoruz diyor. İşte benim demin söylemeye çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım oydu. Aslında 500 yani. Dolar bu beklenti ortaya konulduğu zaman, çünkü dolar olarak kazanç sağlanamıyor firmaların çoğu. Evet, ihracatçı firmalar bunu sağlamaya çalışıyor ama onların da uygulanan ekonomik model nedeniyle birçok sıkıntı ortaya çıkıyor. Ama kurda bir şekilde enflasyona yansıyor. Evet, yansıyor. Hatta şu anda da hissetmediğimiz ama enflasyona yansımış olan çok ürün var. Özellikle ithal ürünlerde daha geçtiğimiz haftalarda, yani geçen hafta bir telefon markası aynı hafta içinde iki defa zamlandı. Daha dün bütün otomobiller %10 zamlandı. 12 ile 17 arasında zamlandı. Bunlar bizim kolaylıkla görebildiğimiz kalemler. Ama ithal olup da şu anda kullanmadığımız ya da ihtiyacımız olmayan ürünler de zamlandı ama şu an onları hissetmiyoruz. Bu yavaş yavaş içeriye de kademeli olarak gelecek. Gıdaya da gelecek, her şeye gelecek. O nedenle işin bir tarafında bu var. Ama büyümeyi sektörler bazında benzer veya yakın şekilde kılamadığımız için problem oradan kaynaklanıyor. Ve ben meslek gruplarına bakıyorum, ilgilendiğim için de, gerçi uzman olduğum bir konu değil bu ücret konusu ama ilgilendiğim için bakıyorum. Mesela üretim sektöründe çalışanlarla hizmetler sektöründe, özellikle finans ve bankacılık sektöründe çalışanların maaşları arasındaki uçurum acayip boyutlara geldi. Ve bu da çok kolay telafi edilebilecek bir nokta değil. Hatta geçtiğimiz enflasyon döneminde, ki o yüksek resmi rakamlara yansıyan %85'lik enflasyon döneminde bazı büyük Türkiye'deki finans kuruluşlarının aynı sene içerisinde %109'a, %110'a varan zamlar yaptığını ama diğer sektörlerde çalışanların bunları çok da fazla alamadığını gördük. Onun için bu ücret farkı da sektörel bazda açılıyor. Bunun da en büyük problemi gelecekte toplumsal barışı bozabilecek bir noktaya da bizi taşıması. Yani bu ücret konusu çok kritik bir konu. Onu söyleyerek ben tamamlamış olayım. Ücret fiyatı da değerlendirmenizi isteyeceğim reklam etmeden. Çünkü biz uzun uzun konuştuk. Size de eşitlik adına o süreyi tanımış olmak istiyorum. Ücret fiyat sarmalı. İçerisinde miyiz? Yani ücret fiyat sarmalı tabii ki. Yani içerisinde olduğumuz bir nokta. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından kendi adıma. Çünkü sonuçta demin söylediğim gibi ana maliyet unsurlarına baktığımızda, yani şu görüş vardır iktisatta. Evet, ben bir
temel üretici olarak baktığım zaman, bir malın üreteni olarak o mala ücretlerden gelen bir zam yaptığımda karşı taraf onu talep edecek ve onun da satışları artacak. Ama bu her zaman herkesin eşit aynı malı ve aynı hizmeti talep ettiği durumlarda geçerli olabilecek bir nokta olabilir. Türkiye'de özellikle bu kıdem tazminatının da artan ücretlerle beraber artıyor olması ve aynı zamanda ücretlerin temel maliyet unsurları içerisinde yer alması bir maliyet olarak görmemizi gerektiriyor. O nedenle tabii ki ücretlere gelebilecek olan artışlar, hele yüksek enflasyon ortamında, kolaylıkla hemen alınan mal ve hizmetlere üreten şirketler tarafından geçiriliyor. Böyle yüksek bir enflasyonun içindeyken, bu geçmişte daha zor veya ötelenmiş olarak aktarılırken, şimdi hemen akabinde o ücret zamları yapıldıktan sonra hemen akabinde mal ve hizmetlere geçişi olduğunu görüyoruz. Ve bu da enflasyonu körüklüyor. Bunu çok net gördük geçtiğimiz yıl. Özellikle gene geçtiğimiz sene bu aylarda bir ücret artışı yapıldıktan sonra yılın sonlarına doğru tekrardan bir ücret artışı yapıldı. Ve eğer yüksek enflasyon devam ederse bu aralıklar 6 aydan önce 3 aylara düşmeye başlar. Daha sonra her ay böyle bir artışa doğru dönüşmeye başlar. Ve bu da çok tehlikeli. O nedenle işin özünde bu sarmalı bir tarafından kırabilmenin noktası herkesin enflasyonun düşeceğine ikna olması ve yapılan artışların da beklenti enflasyona göre ortaya konulabilmesi. Şimdi sanki Türkiye'nin önüne öyle bir fırsat tekrardan çıkıyor gibi duruyor. Çıkıyor gibi diyorsunuz. Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Şöyle yapalım mı o halde? Evet. Bir reklama gidelim efendim. Sizden gelen mesajları da görüyorum. Emekliler ne olacak diyen var. Bu saatlik ücret için bu arada izleyicilerimizden de aslında çokça talep varmış. Onu da gördüm. Reklama gidelim, gelelim. O halde asgari ücretten konuşmaya devam edelim. Sonra emekliler ve memur maaşları. Asgari ücreti uzunca konuştuk. O konuyu derleyeceğiz, toplayacağız ve memur zamları, emekli maaşlarına geçeceğiz. En son Burak Hocam, sizin bir değerlendirmeniz olmuştu. Ato Hocam ve Funda Hocam bir katkı sunacaktı. Buyurun Ato Hocam, sizden alalım sonra Funda Hocam. Ben Burak Hocam'ın gözlemine bir açıklama getireceğim. Buyurun. Finans sektörüyle ilgili. Genel bir açıklamayı şöyle yapabiliriz aslında. Yani kamu ücretlere çok girdiği için, çalışan sayısının çok olmasından dolayı yaklaşık 6 milyon kamu çalışana da ulaşmış durumdayız. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sektörlerin iş kollarının küresel rekabetten uzaklaştığı durumlarda burada ücret politikaları da belirli bir rasyonelliğin dışına çıkacaktır. O zaman biz burada ücretlerin birbirine çok yaklaştığını, yapılan işler farklı olsa da ücret ayrımının ortadan kalktığını ve bizim dünyadaki eşleniklerimize karşı ücretlerimizin düşük kaldığı gibi durumlarla ileride daha çok karşılaşacağımızı ben değerlendiriyorum. Çünkü geçmişe göre, yani ülkemizin ekonomisine baktığımızda iş kollarında küresel rekabetin oldukça azaldığını gözlemliyoruz. Finans kolu bunların içinde en az etkilenen ve küresel rekabette en çok açık olan kollardan birisi olduğu için onlarda yüksek kalmaya devam etmesi doğal. Peki, evet. Şimdi döviz niçin bu kadar önemli? Niçin döviz üzerinden biz konuşuyoruz bu asgari ücreti belirlerken de? Bence nedenlerinden bir tanesi şu. Üretimde kullanılan ham maddeler ve yarım maddeler dışarıdan ithal ediliyor. Dolayısıyla en başta akaryakıt aslında. Yani baktığınızda akaryakıt bizim ithal ettiğimiz bir ürün ve üretimi baştan sona ne yapıyor? Etkiliyor. Dolayısıyla biz mecburuz bu şekilde ithalat bağımlısı olduğumuz sürece, yani harcamalarımız buna bağlı olarak döviz arttıkça arttığı için gelirimizi de döviz üzerinden konuşmaya. Birinci nokta bu. İkinci nokta ise esnek çalışma saatleri. Bu gerçekten de son derece önemli bir konu. Hollanda'da benim bildiğim kadarıyla ilk uygulanmaya başladı bu model. Ve sonrasında Almanya mesela uzunca bir süre işsizlik rakamları son derece yüksekti. Ve Hollanda'dan o modeli ithal ettikten sonra Almanya'da işsizlik bayağı bir gerilemeye başladı. Bu noktada gerçekten de aslında esnek çalışma saatleri dediğimizde de saat bazında belirlemek asgari ücreti kuşkusuz ki ona destek veren bir unsur. Şimdi burada bunu yapmak çok zor. Araya girmiş olayım. Yani biz asgari ücreti saat bazında belirleyeceğiz, evet, deyip bu sisteme geçmek çok mu zor?
Ben o kadar zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani netice itibariyle. Çünkü görüyorum evet, ki pek konuklarımın hepsi bunda hemfikir, daha sağlıklı olacağı yönünde. Evet. Neden geçişine ilişkin bir hazırlık ya da bunu kamuoyunda tartışmıyoruz ya da en azından? Belki şimdiye kadar bunun üzerine çok fazla düşünülmedi. Sistem bu şekilde kurulmuştu. Bunun üzerinden devam ettirildi. Belki yeniliğe çok fazla açık değil. Konfor alanının dışına çıkılmak istenmedi. Ama şu anda enflasyon gibi çok ciddi bir sorunumuz var. İşsizlik sorunumuz var. Dolayısıyla bu şekilde saat başına bir asgari ücret belirlemek bence çok daha doğru olacak. Şimdi oradan izninizle ben vergi hukukçusu olduğum için birazcık oraya geçmek istiyorum. Geçmeseydiniz de soracaktım, buyurunuz. Evet, şimdi şimdi Türkiye'de vergi sisteminde çok büyük sorunlar var. Bunlardan bir tanesi de yine bu vergi dışı bırakılması gereken miktarla ilgili. Şu anda ülkemizdeki gelir vergisi kanununda sadece net asgari ücret vergi dışında bırakılmış vaziyette. Yani 8506 işte küsuratı var, bir de kuruşu var. O kadar vergi dışında bırakılmış ama bir kişi diyelim ki 8600 lira elde etsin. Onun gelirinin tamamı vergiye tabi. Yani 8506 lira dışarıda bırakılıp kalan kısım üzerinden vergi alınmıyor. Asgari ücretin üzerinde vergi elde edilmeye başlandığı andan itibaren o ücretin tamamı vergiye tabi oluyor. Bir kere bu yaptığım bir hesaplamada %15 civarında daha fazla vergi ödemek gibi, en az %15 civarında daha fazla vergi ödemek gibi bir sonuç doğuruyor. Yani düşünün, A asgari ücretten gelir elde ediyor. B ise asgari ücretin birazcık üzerinde bir gelir elde ediyor. Buna karşılık hiç vergi ödemezken diğeri %15 en az daha fazla vergi ödemiş oluyor. Burada bir adaletsizlik var. Şimdi birinci nokta bu. İkinci nokta ise modern devletlere baktığımızda, modern hukuk sistemine sahip olan devletlere baktığımızda orada zorunlu yaşam giderlerinin tamamen vergi dışında bırakılmış olduğunu görürüz. Aslında bizim anayasal sistemimiz de bunu emreder. Yani bizim anayasamızda yer alan verginin mali güçle orantılı olması ilkesi zorunlu yaşam giderlerinin vergi dışında bırakılmasını emreder. Ve bu sadece ücretler için geçerli değildir. Bu bütün gelir sahipleri bakımından geçerli bir durumdur. Başka ülkelere baktığımızda Almanya örneği, Fransa örneği, bunu biz görürüz net bir şekilde. İşte Almanya'da 10 bin euro civarında bir rakam tamamen bütün gelir sahipleri bakımından, gelir vergisi mükellefleri bakımından yıllık dışarıda bırakılan bir rakam. Bizde sistem sadece ücretliler bakımından buna izin veriyor ve ücretlerin de sadece asgari ücret elde edenleri bakımından izin veriyor. Yani burada çok büyük bir adaletsizlik söz konusu. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bir başka soruna izninizle daha sabrınız çok az zorlamadan işaret etmek istiyorum. O da şöyle, hani vergi konusuna girdiğimiz için başka konuların da konuşulmasını arzu ediyorsunuz. Beyanname vermek. Yani bizde beyanname vermek, ücretler buna alışmış vaziyette değiller ve çok zor bir konuymuş gibi, çok zor bir işmiş gibi değerlendiriyorlar. Ama beyanname verilmediği sürece bir takım giderlerin vergiden indirilebilmesi mümkün olmuyor. Bugün bir tacir, diyelim ki işte zorunlu yaşam giderlerinden bahsediyorum. Zaten son derece 89. maddede gelir vergisi kanunu son derece dar bir kapsamda bize izin verilmiş vaziyette bu. Bir takım sigorta, şahsi sigorta primlerini belli bir rakama kadar ya da işte çocuğunun okul giderlerini, işte sağlık giderlerini bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bunları indirebiliyor. Dediğim gibi belli sınırlar çerçevesinde. Ama beyanname vermeyen bir kimse bunu hiçbir şekilde indiremiyor. Dolayısıyla beyannamenin de önemini topluma çok iyi anlatmak ve herkesin aslında beyanname vermesini muhakkak sağlamak gerekiyor ki o 89. maddede zorunlu yaşam giderleri bütün boyutuyla eğer kapsama alınırsa işte o zaman belki Almanya'daki gibi örneğin 10 bin euro baştan tamamen vergi dışı demeyiz ama en azından zorunlu yaşam giderlerini belli ölçüde dikkate almış oluruz. Bugün TÜİK açlık sınırını 10 bin lira civarında galiba, evet, değil mi? 10.500 o civarda ifade ediyor. Yani biz eğer asgari ücreti, net asgari ücreti o civarlarda ifade edecek olursak yani sadece karın doyurmak için yapılmış bir artırımla karşı karşıya olacağız. Değil mi? Çok anlamlı olmayacak. Hocam biraz önceki ifadenizde sanki 9 bin lira alanın tümü vergiye tabi gibi anlaşılmış olabilir. Halbuki yok, onun da 8600 liralık kısmı vergiden muaf. Yok, üzeri için sadece %15 vergi ödüyor.
Sizin dediğiniz olsaydı o zaman 8600 lira değil 8 bin lira alması gerekir. Yok hayır, bakın şöyle 8506 lira net asgari ücret vergi dışında. Ama bey dedim, yani başka bir kişiden bahsediyorum. Hı-hı. O kişiden bahsetmiyorum. Başka bir kişi 10 bin lira diyelim ki, hı-hı, elde ediyor. Onun elde etmiş olduğu rakamın 8506 lirası vergi dışında değil. 10 bin liranın tamamı üzerinden vergi ödüyor. Dolayısıyla o hayır da büyük bir... Öyle. Onu bence teyit edin. Bilemedim. Bütün ücretli çalışanların her ay asgari ücretli kadarki kısmı vergiden istisna tutuluyor. Üzeri vergiye tabi. Peki. İzliyorsanız buyurun, evet, Burak Hocam buyurunuz. Çok özür dilerim. Murat Hocam buyurunuz, katkınızı alalım. Estağfurullah. Hocam şöyle bir şey. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir kanun değişikliği yapıldı. Bu kanun değişikliği bizim gelir vergisi kanunu 23. madde 18. bent eklendi. Yani yaklaşık ne kadar oldu? 16 ay oldu. Bu bir ifadeye göre asgari ücretten fazla ücret alanların net asgari ücrete kadar olan gelirleri gelir vergisinden istisna edilmiş vaziyette. Yani 10.000 TL ücret alan birinin net ücret alıyorsa 8506,80 kuruşu hariç kalan kısım üzerinden vergilendiriliyor. Burada da çok küçük bir şey var, onu söyleyeyim. Yani öyle bir düzenleme var. Ondan sonra ancak burada çok küçük bir teferruat var. İstiyorsanız ondan bahsedeyim. Sanıyorum Funda Hocam bunu kastediyor. Şimdi asgari ücretten fazla ücret geliri elde edenlerde ücret istisnası var. Gelir vergisi kanunu 23. madde 18. madde 1 Ocak 2022'de geldi. Onu bir yere koyalım. İkinci temel uygulama ise şu. Burada bizim bir sıkıntımız var. O sıkıntımız da şu. Ben bunu birkaç kez de yazdım. Birçok kanalda da dile getirdim. Olay şudur. Eğer bir kişi örneğin 20.000 TL bir maaş alıyorsa bu 20.000 TL'den önce 8506,80 kuruş düşülmüyor. Onu bizim gelir vergisi tarifemiz var. Artan oranlı tarife dilim diye halk arasında söylenen bir şey var. Burak Hocam kendisi benim çok kıymetle takip ettiğim, çok kıymet verdiğim bir hocamdır zaten. Kendisiyle de bir eserimiz de vardır ortak, hatta iki eserimiz de. O yüzden çok sağ olsun, çok güzel şeyler de söyledi, var olsun. Onun söylemi üzerine, özellikle bu dilim üzerine kısmını ben dile getireyim istiyorsanız. Örneğin bir kişi 20.000 TL bir maaş alıyorsa, brüt maaşı, bu 20.000 TL 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle maaşı alsın. Bundan önce bir %14 SGK işçi payı kesilir, sonra %1 SGK işveren, SGK diyorum, işsizlik fonu %1 kesintisi yapılır. Toplam %15, 20.000'den %15 kesilir, kalır geriye 17.000 TL. 17.000 TL bizim artan oranlı tarifeye uygulanır. Bu artan oranlı tarife gelir vergisi kanunu 103. maddedir. 70.000 liraya kadar %15, 70.000'i aşar 150.000 liraya kadarsa %20, 150.000'i aşarsa %27 gibi oranlar var. Uzatmadan çok önem arz eden bir husus var burada. Bu 17.000 TL'yi biz tarifeye tabi tutuyoruz. Bakın asgari ücret istisnasını uygulamadık. Vergiyi hesaplıyoruz. Sonra asgari ücret tutarını da bu tarife uyguluyoruz. Peki. Yani 8506,80 kuruş uyguluyoruz. Ortaya mahsup edeceğimiz tutarı düşüyoruz, buluyoruz. Sonra o 17.000 TL üzerinden hesaplanan vergiden bunu düşüyoruz. Kalan tutarını vergi dersine yatırıyoruz. Peki bunun ne önemi var? Önemi şu. Örneğin 17.000 TL ise 5. aydan sonra, daha doğrusu 70.000'i aştığı andan itibaren toplanarak gidiyor. Bu kişi daha erken vergi dilimine giriyor. Hı hı. Bunu sendikalar, TİSK başkanı da söylüyor. Geçen bir sivil toplum kuruluşu toplantısında da TİSK yetkilisi vardı. Biz bunu düşüreceğiz dedi. Hop düşürmeyin dedim bunu. Düşürürseniz hiçbir işe yaramıyor. Ben bir tablo çıkardım. Bu tabloda şöyle söyleyeyim size. Örneğin 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 aylık maaş alanın bu ilk dilimini biz %15'ten %10'a düşürürsek dilimi, vergi dilimini, olası bir durumda hatta %0 dahi yapsak kişinin eline geçen değişiklik ne kadar biliyor musunuz? 0. Sonuç bu işte, bu gelir vergisi kanunu bizim 23. maddenin 18. bendin uygulamasından dolayı. Buna biz vergi literatüründe dekot sistemi diyoruz. Yani önce maaşı dilime uyguluyoruz, sonra asgari ücreti de ayrı uyguluyoruz. Bu anlamda bu dilimi biz düşürürsek hem vergiyi hem de istisna edeceğimiz tutarı aynı orana uygulayacağımız için matematiksel olarak bir şey değişmemiş olur. Bu anlamda hem çok özür dilerim, hem işçi buyurun, sendikaları hem işveren sendikaları tamamı hepsi bu hatayı da yapıyor. Bu nedenle burada yapılması gereken temel kıstas bizim bu dekot sisteminden vazgeçip asgari ücret tutarı kadar istisna edilecek olan kısmı
Örneğin o az önceki örnekte 17.000 TL alıyor dedi ki o 17.000'den 8.506'ya düşüp onu dilime koyarsak hem daha geç vergi dilimine tabi olacak hem kişinin eline maaş farkı olarak o kadar önemli bir nokta ki 15.000 TL ile 20-25.000 aralığında ortalama 10.628 TL kişinin eline yıllık fazladan para geçecek. Aylık 20.000 maaş alan biri için konuşuyor. Pekala. İlginç bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Şöyle bu konuyu toparlayıp artık memur zamları, emekli maaşları bu kısma geçelim. Uzun uzun konuştuk asgari ücreti ve yansımalarını. Şöyle bugün gelen bir açıklama var. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan 28. dönem ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak şekilde düzenleyecek teklif olacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimden önce en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız demişti. Aynı zamanda memur maaşlarındaki bu artışlar emeklilere de yansıyacak demişti. Ve bakanımıza Temmuz'da bu çalışmanın tamamlanması için talimat verdim ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşta 7500 liraya çıkmıştı. Şimdi bu konuyu da hızlıca bir değerlendirelim isterim. Ve Burak Hocam buyurun sizinle başlayalım. Şöyle çok sorduğumuz bir soruyu da en düşük emekli maaşı üzerinden 7501 lira alan ne yapacak? 22 bin liraya çıkınca en düşük emekli memur maaşı bunun yansıması nasıl olacak? Buyurun. Yani bu önemli bir vaatle Sayın Cumhurbaşkanı tarafından getirilen bu açıklamayla da anladığım kadarıyla hayata geçecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu sonuçta ister istemez emekli maaşlarına da yansıyacak. Bence Türkiye'de en dezavantajlı olan grupların başında emekliler geliyor. Bu emeklileri de belki İki anlamda toparlayabiliriz. Geçmişten bu yana emekli olmuş ve şu an emekli olanlara göre çok daha düşük emekli maaşı alanlar ve başka herhangi bir yerde çalışmayıp, başka bir gelir olmayıp sadece emekli geliriyle geçinen bir kesim. Bunların maaş iyileştirilmesi, yapılabilmesi ki hepimizin ailesinde var. Benim de annem sonuçta bir emekli ve en basitinden onun maaşında görüyorum bu ne kadar etkili olduğunu. Dolayısıyla oradaki yapılacak olan iyileştirme onların hayat standartlarını da çok olumlu yansıyacaktır. Ben bunun hayati önem taşıdığına inanıyorum. Çünkü bunun bir farklı etkisi daha var. Özellikle sadece emekli aileyle geçinenler ve başka bir işte çalışmayan belirli bir yaş grubunun içindekiler aynı zamanda bu yapılan emekli maaşı zamlarıyla doğrudan harcamaya da dönüştürme ihtimalleri kuvvetli oluyor. Bir taraftan da aynı zamanda bunun bir başka etkisi ciro özellikle satış gelirlerini ciroları arttırmak gibi de temel bir ekonomiyi canlı tutan bir unsuru da var. Ama bir diğer taraftan da tüm bu artışları işte hepsini konuşuyoruz, hepsinin olması gerektiğini konuşuyoruz ama Türkiye'nin bir enflasyonla da mücadele etmesi gerekiyor. Yani bunun ucunu açtığımız anda ve bu süreç böyle bir sarmal şeklinde devam ettiğinde Türkiye yüksek enflasyonla devam eden bir ülke haline gelebilecek ve zaten şu anda çok yüksek bir enflasyon var. İşte emsal olan ülkelerde bizim enflasyonumuz yok. Gıda enflasyonu çok yüksek. Bugün işte Amerika enflasyonunu karşıladık. Başarılı bir enflasyonla mücadele programının para politikası etkisiyle ne kadar etkin olabileceğini ve bunun bir senede meyvelerini verebileceğini gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bu sorunların temelinde enflasyon olduğunu iyi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için evet ücret artışları muhtemelen gelecek. Ama gene benim tahminim tabii ki bundan sonra da bir seçim yok. Yani en azından yerel idareler seçimleri ne kadar bir seçim yok. Çok da yüksek. Aslında o da yakın Burak Hocam. Evet 8 ay kadar bir süre kaldı bu ayı da komple sayarsak. Ama yerel seçimlerin dinamikleri biraz daha farklı oluyor. Yani genel seçimler gibi gitmiyor. Orada aday yapmış olduğu çalışmalar, bölgesel tanınmışlıklar falan da çok etkili süreç olarak geçiyor. Ben böyle geçmişteki gibi yüksek artışlar olabileceğini düşünmüyorum bu dönemde en azından. Seçim ekonomisine bu denli girilmez mi evet, diyorsun? Yani muhtemelen gene çok sıkı bir para politikası uygulanmayacaktır. Ama geçtiğimiz dönemki kadar da açık bir politikayla devam edilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü ekonomi yönetiminin en azından isim olarak baktığımızda bize verdiği intiba böyle bir politikanın uygulanmayacağı yönündeki bir ekip olduğunun göstergesi. Tabii bilemem sonuçta aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Göreceğiz. Piyasalar da bunu görecekler. Ama şu anki intibamız
bu denli bir açık ve çok genişleyici bir politikayla devam edilme ihtimalinin olmadığını gösteriyor. Peki, hızla devam edelim o halde. Ata Hocam, diğer memurlara memur maaşlarına nasıl yansır? Orada da benzer bir artış olur mu? Orada nasıl bir oran görürüz diye de bir izleyicimiz sormuş. Benim de sorularım arasındaydı. Ne dersiniz? Aşağıdaki ücretin 22.000'e çıkarılması diğerlerine aynı oranda zam yapılacağını gerektirmiyor. Büyük ölçüde aynı oranda zam yapılmayacak zaten. Ve memur maaşları, yani kamu çalışanları, biraz önce söyledim 6 milyona yaklaşık olan çalışan maaşları birbirine yaklaşmış olacak. Belli bir ortanca ücret seviyesinde kümeleşmiş olacak. Bu iş barışını tehdit edecek gelişmelerden bir tanesi süreç ilerledikçe. Yani burada farklı iş kollarındaki ya da farklı ehil, farklı liyakata sahip iş gücünün aldığı ücretin görece olarak düşük artmış olması onların hayat standartını, alım gücünü oldukça etkileyeceği için iş barışında bir hoşnutsuzluk yaratabilir. Ve bu kamuda genişlemeci bir eğilim sergilediği için bunun hala devam ettiğini görüyoruz. Ben burada bir geri çekilme olduğunu görmüyorum. İş gücü politikasında, işe alımlarda özellikle genişlemeci eğilimi devam ediyor. Ama mali politikada Burak Hocam'ın dediği gibi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan daraltıcı önlemler devreye girse de burada açıkçası ücretlerdeki bu birbirine yakınsama ve baskılanmanın devam edeceğini, bunun uzun süre ortadan kalkmayacağını göreceğiz. Tabii kamu maliyesinin nasıl bir sürecin içinde evrileceği burada önemli. Orada da şöyle bir problem var. Son kamu gelirlerine baktığımız zaman, kamu gelir, kamu harcamalarına özellikle cari transferler ve personel giderlerinin kamu gelirlerinin yaklaşık %120'sini 4 aylık veri için konuşuyorum. Denk geldiğini görüyoruz ki bu çok yüksek bir seviye. Bunu toplam kamu açığına baktığımızda onu birazdan belki konuşuruz. Senelik olarak 1 trilyonun üzerine çıkacağı aşağı yukarı kesin. Ne kadar onun üzerine çıkacağını belki öngörü farklı yaşayabiliriz. Dolayısıyla burada kamunun iş gücü politikasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani işsizlik seviyemizin %10-10,5 seviyesinde geziniyor olmasının bununla da ilişkisi var. Bu sağlıklı bir ekonomik işleyişin getirisi mi? Bizim her 5 çalışanımızdan bir tanesi neden kamu çalışanı? Kamu bu çalışanlarıyla nasıl bir hizmet üretiyor ki bunun ekonomik büyümeye nasıl bir katkısı oluyor ve geri dönüşü nedir? O perspektiften bakıp ücret artışını değerlendirdiğimizde karşımıza farklı bir tablo çıkacak ve bunun ne kadar sürdürebilir olduğumuz merak konusu. Çünkü orta vadeli program ve kamu maliyesinin yeni uygulanacak para politikası ile beraber geçtiğimiz 5 yıldan çok farklı bir çizgiye çekilmesi ihtimali yüksek gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Doğru bir perspektif açtınız. Oradan devam edelim Funda Hocam. Ne dersiniz? Yani kamu içerisinde çalışanların durumu, işsizliğe bunun uyarlandığı halde karşımıza çıkan manzara ne söylüyor? İş barışının bozulmaması bakımından asgari ücreti yapılan zam kadar en az diğer kesimlerde de muhakkak ki zam yapılması gerekiyor. Yani dolayısıyla en büyük işveren devlet bunu yapar mı? Ama çok büyük bir soru işareti, hocamın da işaret ettiği gibi. Çünkü bu bütçeye çok büyük bir yük getiriyor. Dolayısıyla asgari ücrete zam yapıp memurlara ve emeklilere bence biraz daha altında bir zamla orayı herhalde geçiştirecekler diye yani düşünüyorum. Yani şu 22 bin lira en düşük memur maaşı bu ilk kanun teklifi olarak bu yasama döneminde meclise gelecek diyorlar. Ama o zamana kadar acaba enflasyon yüzde kaç olacak? Yani ilk kanun teklifi dedikleri için sanıyorum bir yakın dönemde artık bunu önümüzdeki süreçte konuşacağız. Bakalım ne dersiniz hocam? Şöyle, zaten bu 12.632 liraymış en düşük memur maaşı. Hı hı. 22.000'e çektiğinizde %74'lük bir artışa tekabül ediyor 6 ayda. Geçen yılın en düşük memur maaşına baktım, 9.106. Eğer oradan alırsanız %140'ın üzerinde, %150'ye yakın bir artış var. Dolayısıyla en düşük memur maaşına bu kadar artış verildiğine göre
muhtemelen en yükseğe bu kadar verilmese de oransal olarak buna yakın verilmesi durumunda. Çünkü bizim mesela araştırma görevlilerinin maaşı şu an buna göre en düşük memur maaşının altında kalmış oluyor. Dolayısıyla onları yukarı çektiklerinde doğal olarak doçent ve profesörlere de zam yapmak durumunda. Hani belki bizim jenerasyonun talihsizliği şu, ben araştırma görevlisi veya doçentken o dönemde hükümet doçent ve profesörlere ilave bir maaş artışı vermişti. Biz ondan faydalanamamıştık. Makas açılmıştı. Yani onlara göre daha düşük maaş alıyorduk. Sonra biz doçent profesör olunca aradaki fark kapandı. Yani bu bizim jenerasyonun talihsizliği. Ama hani enflasyonist ortamda haliyle satın alma gücünün düşmesi, hayat standartının gerilemesi, daha ziyade düşük gelir gruplarında olduğu için hükümet önceliği ona veriyor. Bu da kendi içindeki ne diyelim dağılımı bir miktar bozuyor. Aynı şey biraz sonra tartışacağız. Emekli maaşlarıyla ilgili oldu. 7500 lira çekilmesine Türkiye'de itiraz eden hiç kimse yok. Ama nihayetinde ödenen prime göre mukayese ettiğinizde bazıları bundan olumsuz etkilendi. Yani daha yüksek prim ödemesine rağmen alırken bazıları daha düşük prim ödemeye göre bu emekli maaşını hak etti. Herkese EYT için de benzer bir değerlendirme yapabiliriz. Orada tabii, geç olanlarla erken olanlar ya da olmayanlar açısından da bir adaletsizlik var. Ama bu ve buna benzer uygulamalarda bir önceliklendirme yapılması gerekiyor. Burada da haliyle hükümet hem enflasyonist ortam hem bir de seçim sürecine girdik. Bir de şunu da unutmayalım. Her ne kadar bunu iktidar taahhüt etse ve uyguluyor olsa da karşı tarafta da onun verdiğinden çok daha fazlasını vaat eden bir muhalefet anlayışı var. Dolayısıyla bu iş rekabete gidince, bir de seçim iki turlu olunca buraya geldi. Ben hocama da dedim, iyi ki 3 ya da 4 tur yok. Yoksa nereye gidecekti belli değil diyorsunuz. Yani bütün vaatler, vatandaşlık maaşına kadar bu iş gidecek gibi gözüküyor idi. Ama nihayetinde işte bir de şöyle bakmak lazım. Hem yerel seçimler de var, bir de seçim vaatlerinin yerine getirilmesi gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu yani önümüzdeki bir yılda bir geçiş dönemi belki devam edecek. Ama ondan sonraki 4 yıl muhtemelen hepimizin bu yeni düzende maliyetleri şimdiden kabul etmemiz lazım. Orada da önemli olan husus bu maliyeti mümkün olduğu ölçüde adaletli biçimde dağıtmak. Sadece bir kesimin, sadece ücretli kesimin üzerine yıkmak değil, diğer toplumsal kesimlere de bunun maliyetini adil biçimde yansıtabilmek. Peki, şöyle yapalım. Murat Hocam, sizden de değerlendirme alayım. Memur zamları, emekli maaşları, sonra hızlıca para politikası bizi nasıl bir sürece getirecek? Kemer sıkma, acı reçete, bunları konuşmaya başlayacağımız dönemleri mi göreceğiz? Önümüzdeki yıllarda ya geçelim artık. Buyurunuz. Hemen. Şimdi 2023 yılı bütçe giderlerine bakıyoruz. Yani ki bütçe kanunu giderlerine bir bakıyoruz. Bizim 4 trilyon 423 milyar TL. Bütçe gelirimiz 3 trilyon 762 milyar TL ve hedeflenen bütçe açığı 661 milyar kadar. Küsuratları ileriye doğru yuvarladım. İlk 4 aylık bütçe verileri açıklandı 15 Mayıs tarihinde. İlk 4 aylık bütçe verileri bir açıklandı. 661 milyar hedeflenen bütçe açığının %58'ini tamamlamışız biz zaten. Şimdi bu hazineden çıkan bir para. Bu anlamda memura verilecek maaşlar da aynı hazineden çıkacak, bütçeden çıkacak. Bir buraya bakmak lazım. Zaten Mehmet Şimşek'in gelme nedenlerinden bir tanesi de musluğu sık, kapa, uzatma, verme anlayışı üzerine dayalı. Biz seçim öncesinde de seçim vaatleri verildi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı çıktı, bir sürü vaatlerde bulundu. İnsanlar bu vaatlerin gelecekte kendi vergileriyle finanse edilebileceğini pek bilmiyor. Buna mali literatürde de mali aldanma deniyor. Köşemde de yazdım bunu. Bunun etkisi sonradan ortaya çıkacak. Zaten yavaş yavaş da hissetmeye de başlıyoruz. Uzatmadan veriler bir açıklandı. Bu veriler yılın ilk 5 ayında TÜFE 15.26 açıklandı. Haziran'da eğer olur da tekrar bir enflasyon, şu bedava doğalgaz, minimum indirimli özellikle benzin gibi değerlerden dolayı, sepetteki değerden dolayı, ürünlerin fiyatlarından kaynaklı ortaya çıkan bir enflasyon %1 de %2 dahi çıkmış olsa, maksimum ilave refah payı verilmezse memurlar ortalama 14,5 ile 15,5 arası gibi bir zam alır
sayısal olarak. İlave refah payını konuşmuyoruz. Bilmiyoruz çünkü şu anda. Memur emeklileri de aynı şeyi alır. Ama diğer emekliler ise tahmin ediyordum o da 16 ile 17 arası bir oranda bir zam alabilirler. Bu en düşük memura verilen kısımda İbrahim Hocam ben 11.848 lira bulmuştum ama sizinki doğru olabilir en düşük memur. İki evli ve iki çocuklu kısım için farklı bir sayı zikrettiniz ama sizinki de doğru olabilir. Ben emin değilim. En düşüğü bu. Bu %100 artırılırsa yani 22.000 TL'ye çıkarılırsa düz hesap aynı oran memurlara da gidebilir mi? Kesinlikle gitmeyecek. Memurlara yapılacak olan zammın bu çerçevede bu kadar dar alanda yapılma nedenlerinden bir tanesi hazineden çıkıyor olması. Asgari ücrette ise %30'larda dolaşıyor olmasının temel nedeni ise hazinenin cebinden bir şey çıkmıyor olmasına kaynaklıdır. Yani hazinenin karar, daha doğrusu devletin karar verici anlamında manevra kabiliyetinin yüksek olması asgari ücret anlamında. Ancak bazı yansımaları vardı kısmen bahsetmiştim. Onları da bir şekilde bir tarafa bırakırsak genel olarak bu ancak memurların %30 civarında bir zam alınabilecek tutar bana biraz fazla gibi geliyor. Ara zam için konuşuyorum bunu. Biraz fazla gelebiliyor. Eğer olası bir durumda bu yapılırsa zaten bu bütçe verilere de baktığımız zaman Temmuz ayı gibi bir ek bütçe görünür de. Bu da önem arz eden bir husus. Çünkü bütçe açığını zaten %58'ini tamamladık ilk 4 ayda. Mayıs ayında geçici vergi dönemleri vardı. Bu Haziran ayında açıklanacak ilk 5 aylık verileri bu anlamda olumlu kısmen etkileyebilecektir. Ancak demem o ki tabii ki bu işin fiyatlar özellikle döviz artışından kaynaklı olarak ortaya çıkan fiyat artışlarından kaynaklı olarak alınan KDV ve ÖTV'nin çift yansıma dediğimiz bir fiyat artışından kaynaklı olarak ortaya çıkan bir yansıması da olup bu hazineye artı bir gelir de sağlayabilecektir. Ama bu bütçe açığını hedeflenen kadar olacak mıdır? Ben de 1 trilyon Ata Hocam gibi düşünüyorum. 1 trilyon gibi bir tutar bir bütçe açığına doğru evrilebilir kanaatindeyim. Ama sayısal hiçbir şey yapmadım. Tamamen sezgisel söylüyorum bunu. Şu ana kadar her şeyi hesapladım ama bu tamamen sezgisel ifade ettiğim bir kavramdır. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Şöyle geçelim. Yeni yani makule dönüş mü deriz buna? Biz bundan sonra nasıl bir ekonomi politikası göreceğiz? Bir Türkiye ekonomi modelini konuşuyorduk ama oradan farklı bir çizgiye doğru heterodoks ortodoks diye tartıştığımız noktadan ortodoksa doğru bir dönüşümü görüyoruz. 22 Haziran'da para politikası kurulu toplanacak. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yeni bir atama oldu. Tüm bunların neticesinde biz 22 Haziran'da ne görürüz bunu konuşalım istiyorum. Ata Hocam sizinle başlayalım bu turada o halde. Siz ne bekliyorsunuz? Yani böyle bir önden yüklemeli faiz artırımı mı olur? Kademeli bir faiz artırımı mı olur? Çokça farklı senaryoda konuşuluyor. Ara ara ben onlardan da bahsedeceğim. Evet hatta olağanüstü toplantı mı olur diye. O da, 22 Haziran'dan önce mi olur? Bir de o vardı. O da içindeydi bu beklentilerin ama tabii finansal piyasalardaki beklentiler faiz artırılacağını aşağı yukarı kanıksadılar. Yani bu konuda uzlaştılar. Ve burada Sayın Bakan'ın, yeni atanan Sayın Bakan Sayın Şimşek'in tebrik de edeyim sizin aracılığıyla kendisini. Burada yaptığı açıklamasından yola çıkarsak, yani rasyoneliteye dönüş mesajından kamuoyuna vermek istediği, tabii burada finansal piyasalara yönelik bir mesajdı bu. Aynı zamanda küresel finansal piyasalara da yabancı dille mesaj atarak diyorsunuz. Yönlendirmesine devam ediyor anonsuna. Burada o rasyoneliteyi tabii kelime karşılığı makul ama ekonomi içinde, ekonomi literatüründe onun tanımı tektir. Matematik tanımı vardır. O da beklentilere yani olasılık ölçümüyle objektif olarak yapılmış beklentilere göre hareket etmek. Yani rasyoneliteye dönüş şöyle. Küresel finansal piyasalar için bu mesajı şöyle yorumlayabilirsiniz. Küresel bir banka diyelim. Türkiye'deki enflasyon verileri açıklandığı zaman faizin seviyesinin buna göre, bu beklentiye göre ilişkilendirileceğini ne olasılık vermesi, bu konuda yatırım kararı almasıdır rasyonelite. Dolayısıyla sıradan bir makullük bize göre değişen bir şey değildir. O yüzden bu hedefine yönelik mesajların ben adrese gittiğini tahmin ediyorum ki bir haftadır küresel bankalardan raporlar geliyor buna yönelik. Şöyle raporlar, bunlar hem rapor hem yönlendirme olarak da değerlendirilebilir. %40 ya da %25 artış olsa iyi olur ya da olması adildir gibi rapor ve açıklamalar görüyoruz. Bunlar büyük ölçüde
kamuoyunu da hazırlamak için, yani hem küresel hem ülkemizdeki yatırımcıları tekrar ülkemiz finansal piyasasına dönüşü hazırlamak için yapılan açıklamalar. Tabii burada seviyenin ne olacağı, %25'e bir çıkar mı, daha mı yükseğe çıkar konusu geniş aslında değerlendirmemiz gereken bir konu. Çünkü bunlar sihirli sayılar değiller. Yani %25, %26'nın ayıran nedir diye sorduğumuzda buna çok büyük bir delil getiremeyiz. Tek haneye düştürürken de o soruyu çok sorduk. Yani evet. %10 değil %9 olduğunda tek haneye düştüğünde ne oluyor? Dolayısıyla görev değişimleri bize şu ipucunu veriyor. Sayın Şimşek'in bakan olarak gelmesi ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi. Burada ortodoks politikaları uygulayacak başka akademisyenler yok muydu? Eğer bu gerçekten rasyonelite tek yolsa, matematik doğruyu gösteren yolsa ülkemizde de birçok akademisyen veya uzman bunu uygulardı. Çünkü teorik olarak yol budur. Ama onun yerine neden böyle bir tercih yapıldı diye baktığımızda konu aslında ekonomi politik başka bir yönüne daha dikkat etmemizi gerektiriyor. O da şu, tabii ki bunları uygulayacak yeterli kabiliyette, kapasitede bir uzman olacak. Aynı zamanda küresel finansal piyasalarında ülkemize yatırım getirmesinin anahtarı olacak atamalar bunlar. Dolayısıyla beklenti, yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekonomi yönetiminin ya da hükümetin beklentisi yabancı yatırımın ülkemize gelmesi. Ve bunun bir an evvel gelmesi, çünkü bizim döviz arzı problemimiz çok büyüdü. Ve bunu sadece biz değil, yabancılar da gördüğü için ülkemizi borç piyasalarına girmek isteyen yabancılar da mümkün olan en yüksek faizden, ona uygun kur değerinden girmek isteyecekler. Oysa biz burada aslında bir tür stratejik oyun görüyoruz, oyun teorik anlamda. Ve bu değerler buna göre karşılıklı uyumla, yani bu şekilde raporların gelmesi, açıklanması, yönlendirmesiyle aşağı yukarı oluşacak. Neticede %26, 25, 40 veya değil. Bu arada %30'un üzerine çıkarırsak şu an kamu bütçesi buna dayanamaz. Onu ekleyeyim. Ben tahmin etmiyorum 30'un üzerine çıkacağını. 25'i baz alırsak bu şu anlama gelecek. Yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon dönemine kısa bir aralıkta girmiş olacağız. Sebebi şu, bu politika yapıldığında bizim döviz girişimimizin gerçekleşmesinin garanti olması lazım. Yoksa bu politikayı uygulamamızın bir karşılığı yok. Neden faizleri bir anda %25'e çekelim, döviz girişi olmayacaksa? Bunu tamamen politika uygulayıcılar, yöneticiler açısından söylüyorum. Dolayısıyla onların beklentisinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklentisinin bu olduğunu değerlendiriyorum ki yabancı yatırımcının ülkemize bir an evvel döviz likiditesi sağlamaya başlaması gerekiyor. Bu faiz adımının bununla ilişkisi var. Burada geçecek bir zaman yabancı yatırımcının beklemesi, güven tesisi, uygulamaları görmesi, sadece söylemi değil, bizim yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonda bir süre geçireceğimiz anlamına geliyor. Bunu 2 ay, 3 ay gibi bir kısa dönem gibi bile düşünsek, bu gerçekten biraz önce konuştuğumuz zamları, memur ve işçi zamlarını tekrar konuşmamız anlamına gelecek. Hayat pahalılığını tekrar konuşmamız anlamına gelecek ve başka birçok sendrom meydana getirecek. Bir süre geçireceğiz dediniz de şimdi yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon. Yani düşük faiz, düşük enflasyon hedefinden böyle bu üçlemeye gittiğimiz, onu şöyle özetleyelim, yere gidiyoruz. Yani o süre ne kadarlık bir süredir? Onu şimdi bilmiyoruz. Ben de onu merak... Yabancı yatırımcının bu peyderpey mesela Deutsche Bank'ın raporunda 4 milyar dolar gibi bir sayı zikredildi. Yani peyderpey getirileceği kesin ama bizim döviz likiditesi sorunumuz ve döviz ihtiyacımız oldukça fazla. Geçtiğimiz 5 yılın politikasını değerlendirdiğimizde oradan kalan yük çok büyük. Dolayısıyla burada bu politikalara dönülmesi kaçınılmaz olduğunu bizler görüyoruz, yabancı yatırımcılar görüyor. Zaten bunu stratejik oyun yapan ve o faiz seviyesini yüksekte belirlemeyi amaçlandıran durum budur. Çünkü küresel yatırımcı da neden size durduk yere düşük faizden borç versin sorusu var. Eğer uygun ve o rasyonel politikalar uygulanmazsa ve onlar getirdikleri fonun nereye evrileceğini görmezlerse. Ama buradaki bizim problemimiz bu politikalara dönmekten başka çaremiz olmadığı doğru, Sayın Bakan'ın açıkladığı mesajında. Ama buraya dönüşün kolay olmayacağı, hibrit bir dönemin yaşanacağı,
o dönemin maliyetinin yüksek olabileceğini akılda tutmamız gerekiyor. Çünkü yabancı yatırımcının ben hemen %100 güvenine geleceğini tahmin etmiyorum. Bu bizim ekonomi politika uygulamamızın sonucu. O zaman burada şu soruyu sormamız gerekiyor. 5 yıl neden öteki türlü politikalar uyguladık ve şimdi dönüyoruz? Biz bu politikalar ve bu maliyeti... Tüm sorularımı sordunuz yanıtladınız. Bu maliyeti neden çektik? Ya da tersten soralım. Öyle olmasaydı ve o dönem yine biz ortodoks politikalara devam etseydik şu an maliyet daha mı fazla olurdu? Acaba siyasi otorite bunu mu düşündü 2018'de ve buna evrildik diye baktığımızda sonuçta Sayın Bakan rasyonelite olarak tanımladığı için ve bizler de akademik olarak bunları ispat edebildiğimiz için 5 yılın politikalarının bize bıraktığı yük o kadar büyük olmadan da atlatılabilirdi. O yük benim kanaatimce oldukça fazla oldu. Bunu döviz kitlesi sorunumuzdan ve özellikle kura müdahale kuru belirli bir aralıkta tutma gayretimizden, çünkü bunun gerekli olup olmadığı çok önemli bir konu, bunu tartışmamız da gerekir. Bizim sonuçta yabancı yatırımcının kararına açık, yani bunu bekler hale gelmemiz ve buna göre konuşmalarımızı yönlendiriyor olmamız bu ekonomi politikalarının maliyetinin oldukça yüksek olduğunun başka bir göstergesi. Devam edelim oradan. İbrahim Hocam, peki rasyonaliteye dönüşse biz niye bunu yaşadık? Yani bu süreci geçirdik. Daha mı ağırdı aksinde gitmek maliyet açısından? Bir de siz ne beklersiniz? Böyle önden yüklemeli mi, kademeli mi? Nasıl bir faiz artışı görürüz 22 Haziran'da ya da daha öncesinde? Tabii o dönemin koşullarına göre değerlendirmek lazım. Biz o programlarda da ifade ettik. Faiz arttırma ya da azaltma, ki o dönemde de yabancı sermaye zaten gelmiyordu Türkiye'ye. Çıkma trendindeydi. Hani belki faizleri yükseltmiş olsaydık da beklenen bir giriş olmayacaktı. Kaldı ki bir de seçim sürecini de dikkate almak lazım. Ve nihayetinde bunun bir siyasi tercih olduğunu da biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihine bağlı olarak ekonomi yönetimi de böyle bir yol haritası izledi. Kaldı ki o dönemde de özellikle yani düşük faizle ekonominin arz tarafının geliştirilmesi makul. Tabii ki enflasyonla faiz oranlarındaki arasındaki makasın işte 80 ile 10'a kadar açılmasını kastetmiyoruz. Yani reel olarak sıfıra yakın bir faiz oranı, politika faizi belirlenmeliydi. Ya da ona yönelik bir patika ilan edilmeliydi. Çünkü hani bu kadar fark açılınca bütün fiyatlamalar hakikaten bozuldu. Ve nihayetinde seçim bittikten sonra biz bu noktaya geldik. Zaten Sayın Bakan'ın kaldı ki seçim sürecinde de Sayın Bakan'ın adı sıklıkla zikrediliyor. Ve ama o dönem da beraberinde bu modelden dönüş olmayacağına dair de net söylemlerde bulunuluyordu. Şöyle hani hala Sayın Cevdet Yılmaz'ın da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hani üretim, istihdam, ihracat hedeflerinden şaşma olmadığını görüyoruz. Şeyi şununla tamamlayayım. Faizin düşürülmesi ya da negatif reel faiz uygulanması sadece bize özel bir şey değil. Bunu başka ülkeler de yapıyor, yaptı zamanında. Başaran var mı bu modeli uygulayıp? Hayır, enflasyonun altında faiz uyguluyorsanız yok. Negatif reel faiz. Tabii bu. Negatif reel faizi demiyorum ama bizim uyguladığımız gibi bir modeli uygulayıp başarı sağlayan bir ülke var mı? Hayır, şöyle Amerika'da dahil olmak üzere çoğu dönemde enflasyonun altında faiz oranı, politika faiz oranı belirledi. Burada problem şu, bunu yaparken diğer bileşenleri, hedefleri de onunla uyumlu hale getirmeniz ve ekonomik birimleri buna ikna edebiliyor olmanız lazım. Hmm. Bence bizim eksikliğimiz bu süreçte bu oldu. Yeterince çünkü adaptif olamadı. Ekonomi yönetimi bile, hani Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmeye başladığında Merkez Bankası Başkanı da bunu izah edemedi. Biz hani yılbaşına kadar, o kur atağına kadar herkes birbirine baktı. O süreç mesela çok kötü yönetildi. Ama bu programın da ya da bu tercihin de en önemli dezavantajı arada seçim olması ve bunun orta ve uzun vadede zaten eğer başarılı olacaksa sonuçlarının alınabileceği. Ve
Biz biraz da gereğinden fazla faiz oranlarına odaklandık. Yani benim sıklıkla ifade ettiğim şey şuydu. Yani politika faizini düşürmekle birçok sorunu çözemeyeceğiniz gibi yükseltmekle de aslında tek başına çözemezsiniz. O uyguladığınız ekonomi programının içindeki önemli bir enstrüman. Dolayısıyla bunu ikna edemiyor iseniz, ki biraz önce Sayın Hocam da ifade etti, biz faiz oranını yükselttiğimiz halde eğer yabancı sermaye gelmeye ikna edemiyor isek bu da anlamlı olmayacaktır. O dönemde de bunun tersiydi. Ki işte 2018 krizinden sonra, Rahip Brunson krizinden sonra Trump'ın tweetiyle. Ondan sonraki süreçte de yani bu belki çok açıkça zikredilmiyordu ama Türkiye'ye yönelik olarak seçim sürecini... Siz bu politikanın benimsenmesinin miladı olarak o tarihleri ve o dönemde yaşananları görüyorsunuz. Haliyle şöyle düşünün, bir iktidar da seçime yaklaşıldığı bir dönemde faiz oranlarını yükseltip bu tabii ki büyüme ve istihdam üzerinde olumsuz bir etki yaratacak. İşsizlik oranları artacak. Seçime girmek istemez. O da bunun tersine bir politika tercih edildi. Ama bu tabii makas çok da açılınca politika faiziyle enflasyon oranında yani kontrol edilebilir, savunulabilir bir tarafı da kalmadı. Tamam. İyi tarafı şu anda enflasyonun 40'lara gelmesi. Benim de önerim buradan şuna geçeyim. Hani belki zaten o oranlara çıkarılması kısa vadede mümkün değil ama öncelik hedef enflasyon işte 22-25 civarında ona yönelik bir 6 aylık bir program ilan edilirse peyderpey yükseltileceğine bu sanıyorum yeterli olur. Ama sadece bunu da yapmayıp işte yabancı sermayenin girişini ve daha ziyade de direkt yatırımları, dolaysız yatırımları destekleyebilecek alanlara yönlendirilmesine ihtiyaç var. Sıcak para girişi belki kısa vadede bizim yine işimizi görebilir ama yarın öbür gün başka bir uluslararası krizde tekrarlanmayacağını bilmiyoruz. Rahip Brunson krizi veya benzerinin. Dolayısıyla Türkiye bu süreçte bir cari açığı azaltacak yapısal tedbirler almak durumunda ki enerji yatırımları başta olmak üzere bu alanda bir trend başladı. Daha yolun başındayız. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda açığın ondan kaynaklandığını biliyoruz. Fazla veriyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir husus. Ama enerji ithalat da zorunlu ve oldukça da büyük bir rakam. Dolayısıyla bunu hemen birkaç senede çözmek mümkün değil. İkincisi de özellikle ihracatın ithalata bağımlı oranını azaltılmasına gerekiyor. Bunu sektörel bazda belki firma proje bazında belli bir takvime bağlı olarak Türkiye'nin işte önümüzdeki 5 yılda bunu yürütebiliyor olması lazım. Aksi takdirde biz her yüksek büyüme performansında 80 öncesi olduğu gibi daha fazla enerji ithal edeceğiz. Daha fazla ham madde, ara mamul ithal edeceğiz. Bu da sizin cari açınızı sürdürülemez bir hale getirecek. Dolayısıyla hani şu anki koşullar açısından tabii ki Sayın Bakan'ın hani rasyonel tercihi benim açıkçası bu yeni koşullara adapte edilebilecek biraz da hocamın da ifade ettiği hibrit bir modelin uygulanacağı biçiminde. Funda Hocam nasıl olur bu hibrit model? Sizin beklentiniz nedir? 22 Haziran ya da öncesinde olağanüstü bir toplantı olursa gelecek faiz kararına ilişkin. Yapılan açıklamalara baktığımızda üretim ağırlıklı bir modelin esas alınacağından bahsediliyor. En azından vergi hukuku bakımından öyle. Dolayısıyla hocamın da bahsetmiş olduğu gibi üretimin tabii ki orada dinamiği sağlayacak güç olarak esas alınması gerekiyor. Eğer üretim yeterli miktarda olursa ve orada ithalattan mümkün olduğunca kopuş gerçekleştirilebilirse ham madde bazında değil enerji bakımından çünkü oldukça bağımlıyız ama en azından diğer maddeler bazında o zaman tabii ki cari açığımız azalacaktır. Ama politika faiziyle ilgili olarak izninizle ben birkaç laf söylemek isterim. Şöyle ki burada yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hukuka olan güvenin de korunması gerekiyor. Yani bir sistemde siz ne kadar yüksek faiz sunarsanız sunun, eğer yabancı yatırımcı bir kere ülkeye geldikten sonra oyunun kurallarının bir anda değişeceğini düşünüyorsa bu durumda gelmek istemiyor açıkçası.
Dolayısıyla hukuk bu da bizi yapısal olarak, reformlara evet, yatırım ortamından evet, iyileştirmesi. Evet, yani sadece üretim değil tek başına aynı zamanda hukuk kurallarının net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması, uygulamanın buna uygun olması, hukuku olan güvenin korunması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hızlıca toparladınız. O zaman Murat Hocam'a döneyim. Sizden de alayım bir değerlendirme. Ne dersiniz? Sizin beklentiniz nedir politika faizi bağlamında ve biz bundan sonraki süreçte nasıl bir patikayı konuşuruz? Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bir kere beklediğimiz yer bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı güdümünde bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve bakanlığın adı Hazine ve Maliye Bakanlığı. Yani sadece Hazine Bakanlığı değil. Beklentilerimiz hep hazine eksenli şeyler. Yani acaba para politika faizi ne olur, ne kadar indirilir gibisinden. Ancak bu özür dilerim, bu uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla. Bunu anladığım kadarıyla ve beklenen uluslararası arenada da gördüğüm kadarıyla bir kademeli politika faizi artışına gidecek diye tahmin ediyorum ben de süre içerisinde. Zaten Sayın Erkan'ın getirilme nedeni de herhalde buydu diye tahmin ediyorum. Ancak bu yapılırken tek başına politika faizinin ne ölçüde etkili olacağı hocalarım tabii ki çok güzel bir şekilde yorumluyorlar, yorumlayacaklardır. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Bununla beraber bir mali politikası anlamında da çok önemli adımlar atılacak paralelinde. Nasıl mesela biliyor musunuz? Bütçe açığı çok önemli. Yani ek bütçe vesaire onu bir tarafa bırakıyorum. Bir kere bu politika faizi artarken bunun başka bir yansıması bizim vergi mevzuatımızda çeşitli zam ve faiz ismiyle farklı enstrümanlar var. Bunlardan bir tanesi gecikme zammı bizim. İşte amma alacakları geç ödendiği zaman her ödenmeyen ay için %2.5 oranında bir gecikme zammı. Basit faiz gibi işler bir anlayışımız var bizim gecikme zammı. Şimdi neden bundan bahsediyorum? Bu gecikme zammı oranı enflasyonun bu denli yüksek olduğu dönemlerle ilgili ben bir çıkardım. Yani hatta 1990'dan günümüze kadar çıkardım. Bu gecikme zammı şu anda aylık %2.5. Geçen yıl Temmuz ayında 1.6'dan 2.5'e çıkarıldı. Ancak 95 yılında bu oran aylık %15'miş. Yani motorlu taşıtlar verginizi bir ay geç öderseniz aylık %15 zamla ödüyorsunuz. Öyle bir şey düşünün. Sonra 2000'li yıllarda enflasyon biraz daha kendine geldi. %10, %6, %7 bu dönemlerde yani 2006 öncesine kadar 2006'da en fazla bir %3 var. Ondan başka %7, %4, %10 gibi bir oran var. Şimdi politika faizi yapılırken dövizi bu anlamda kontrol etmek anlamında bir müdahale yapılırken aynı zamanda kamu alacaklarının tahsilini zora sokmadan tahsilini de hızlandırabilmek, caydırıcılık anlamında hızlandırabilmek anlamında da ilgili dönemdeki benzer enflasyon olduğu dönemlerde %4 ekseninde gecikme zammı uygulanmış. Çok özür diliyorum. Bu gecikme zammı bizim 6583 sayılı yasamızın 51. maddesinde gecikme zammı denilen şey %4 gibi yapabilirler. Paralelinde. Bu %4 yaptığı an itibariyle vergi mevzuatımızın bazı hükümlerinde ise gecikme zammı kadar da bu artar gibi dediğimiz gecikme faizi var. Pişmanlık zammı var. İzah davet zammı var. Bu anlamda tek taşla birden fazla kuşu vurabilmek anlamında bir mali uygulama da söz konusu olabilir. Ayrıca bir de tecil faizi uygulamamız var. Yine bizim 48. maddede aynı yasada. Bu tecil faizi oranı da geçen yıl %24'e çıkarıldı. Bu da tekrardan artırılabilir. Hatta peki, gecikme zammı oranı, çok özür dilerim, gecikme zammı oranlarını bu enflasyon döneminin uygulandığı döneme baktığımız zaman %72'lere falan varmış. Peki hocam yani, gecikme zammı diyorsunuz, gecikemeyeceğim bir reklam varmış, ona gitmem gerekiyormuş. Çok özür dilerim. Hemen reklama gidelim, sonra dönüşte devam edelim. Her yönüyle ekonomiyi konuşuyoruz. Para politikası kurulu nasıl bir karar alır? Politika faizi nereye gider? Murat Hocam, virgül koyup sizi kesip reklama gitmek zorunda kalmıştım. Affınıza sığınarak tamamlamanız için size dönerim. Buyurun. Estağfurullah, estağfurullah. Reklam veli nimettir diyordum ben de. Teşekkürler, buyurun. Sağ olun. Ya ben özellikle dediğim gibi politika faizinin kademeli olarak artırılabileceğini düşünüyorum ama kesinlikle artırılabileceğini düşünüyorum ama kesinlikle artmayacağını biliyorum. Benim bir de tahmin ettiğim çok önemli bir şey var. Aslında Sayın Bakan, Yeni Bakan ve ekibinin ne yapmayacağını da çok iyi biliyorum aslında. Ne yapmayacaklar? Yani mesela bir kere politika faizini artık düşürmeyecek.
Çok basit bir şey. Bunu yapmayacak. Kesinlikle artık düşürmeyecek. İki, kesinlikle NASA inat bir politika izlemeyecek. Üç, katı surette yapacağı şeylerden bir tanesi dışa bağımlı değil de dışarıdan döviz getirme yoluna yolunu kullanmaya çalışacak. Ve bu anlamda eğer becerebilirse tabii ki doğal olarak dövizin bu anlamda kurun ateşini biraz daha söndürüp indirebileceğini düşünüyorum. Böyle bir şey var, planı var diye tahmin ediyorum. Ancak bunu dediğim gibi bunu Merkez Bankası üzerinden sadece yani sadece para politikasıyla bu işi yapabilecek mi? Siz de sanıyorum herkes bu konuda böyle bir kanalize olmuş. Sadece politika faizine biz biraz bel bağladık diye tahmin ediyorum. Bu nedenle biraz daha buradan farklı bir noktaya gidip özellikle mali politikalarla yani biraz daha hibrit bir karma politikayla bu işi çok daha rahat çözülebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de söylediğim gibi özellikle eğer vakit varsa ne yapılabileceği konusunda da belirtebilirim. Özellikle vergilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yapılabilir. Ancak bana birkaç mesaj gelmiş. Hemen şunu da söyleyeyim. Şu an itibariyle de hükümetin ve bakanlığın yeni vergi ihtisası ile ilgili yani yeni vergi düzenlemesi, yeni vergi altını çiziyorum düzenlemesi ile ilgili herhangi bir çalışması yok şu anda. Gelecekte gelir mi onu bilmiyorum. Ancak şu an bugün itibariyle böyle bir çalışması yok. Ancak yapabilecekleri konusunda bir yazı dizisine de başladım köşemde T24'te. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi bu gecikme faizi, gecikme zammı oranları ile ilgili uygulama yapabilir. İkincisi çok daha önemli bir nokta kurumlar vergisi ile ilgili bir düzenleme yapmayabilir ama benim Sayın Bakan'a buradan çok önemli bir önerim var. Bizim vergi harcaması diye bir şeyimiz var bizim. Özellikle devletin alması gereken vergilerden vazgeçmesi muafiyet ve istisna yollarıyla yaklaşık 630-640'a yakın maddeden oluşan bütçe kanunun bir eki var. Bu vergi harcaması oranlarını bir inceledim. Toplam vergi gelirlerinin vergi harcamasının o yılki toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ortalama bu yıl %24-25 civarında. Yani devlet toplayacağı 100 liralık verginin 25 lirasını muafiyet ve istisnalara kullanarak vazgeçiyor. Bunu neden belirtiyorum? Bu muafiyet ve istisnaların çok önemli bir özelliği var. Sosyal amaçlı olabilir. Örneğin az önce bahsettiğimiz asgari ücrete kadar ücretlerden vergi alınmaması gibi. Ancak bir de iktisadi amaçları olabilir. Ekonomi bu anlamda özellikle üretim yönlü bir ekonomiye aktarabilecek şekilde düzenlemeleri kapsayan muafiyet ve istisnalar olabilir. Ancak özellikle vergi harcama listesi içerisinde ağırlığı olan mesela varlık fonu gibi, mesela İstanbul Finans Merkezi gibi ki yeni bir vergi kaçınma merkezi olacağını ben tahmin ediyorum. Buralarda herhangi bir ekonomik getirisinin çok sınırlı olabileceğini düşündüğüm alanlara biraz daha fazla vergi harcama yani muafiyet ve istisna kısımları sunmuş. Benim bunu yapmasını bu anlamda öneriyorum. Özellikle vergi harcama listesiyle uygulanabileceğini, bununla oynayabileceğini. Peki. Üçüncüsü çok önemli. Buyurun. Ne yapılabileceği konusunda, ne yapmayacak kısmında hazine ayağı olarak ve mali ayağı olarak katı surette finansal enstrümanlardan alınması gereken vergilere çok fazla dokunmayacak. Örneğin şu anda kur korumalı mevduatta bir sanıyorum 130 milyar dolara yakın bir Türk lirası karşılığı bir para var ve vergi oranları yok orada vergi uygulaması. Bu anlamda uzatıldı bunun süresi biliyorsunuz. Bununla ilgili Mehmet Şimşek bunlarla ilgili yeni bir vergi düzenlemesi yapabilir mi? Bunu orada tutabilmek adına bunu da yapmayacak. Kurumlar vergisi oranını da artırmayacak. Ne yapmayacağı konusundan bahsediyorum. Son olarak ne yapacağı kısmında vergiyle ilgili de ben özellikle dolaylı vergilerle ilgili çok kafanızda şişirmeyeyim ama bununla ilgili bir geniş perspektifle 2004 yılına kadar biraz daha geniş bir vakit içerisinde sanıyorum bir vergi oranları ile ilgili bir düzenleme yapacağını düşünüyorum. Yani peki, yükünü biraz daha artıracaktır. Çok teşekkür ediyorum. Önemli öneriler. Şöyle yapalım. Şimdi ne olacağını göreceğiz ama ne olmayacağını iyi biliyorum dedi Murat Hocam. Burak Hocam biz ne oldu ve bunun sonucu da ne oldu? Onu siz bize göstererek şöyle bilgi ekranımıza geçelim. Buradan sonra biraz bilgi ekranımızda hızlı hızlı devam edelim. Bir grafiğimiz vardı. Biz enflasyonu faizi düşürmeye başladıktan sonra enflasyonda ne gördük? Buna bakıyoruz. Yani burada en önemli gördüğümüz konu özellikle faizin arttırılmaya başlanması. Yani faizin düşürülmeye başlanması özür dilerim.
Biz yıl sonu itibariyle dilerseniz özellikle... Dilerseniz şununu da gösterebilirsiniz Burak Hocam. Bunu da göstereyim. Daha rahat olacaksa sizin için. Şurada ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini zaten görüyorsunuz. Bu belirli bir seviyelerdeydi. Şu tarihlerde yani şu aralığa geldiğimizde şuradaki yükselişin sebebi Sayın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevi yaptığı dönem. O dönemde hatırlayalım aslında Sayın Naci Ağbal faizleri arttırarak Türkiye'nin uzun dönemli faizlerini düşürmeyi başarmıştı. Ve rasyonel politikaya bugün dönmeye çalıştığımız politika o gün uygulanıyordu. Ama yanılmıyorsam gene 143 gün kadar görevde kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en az görevde kalan Merkez Bankası başkanlarından bir tanesi oldu. Ve görevden alındı bir kararnameyle. Arkasından geçen süreç bayağı bir yatayda giden faizlerin olduğu süreci gördük. Ama bu arada Merkez Bankası yeni başkanı ki şu anda BDDK başkanı olan Sayın Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın görev tanımına yeni şeyler ekledi. Dedi ki işte ihracatı arttırmak gibi görevleri vardır. Nedir Merkez Bankası'nın bir numaralı görevi? Merkez Bankası'nın bir numaralı görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Dolayısıyla kanunda kendisine verilmiş olan unsur bu. Böyle ihracatı geliştirmek falan gibi bir temel görevi yok. Yani öyle bir zaten yapabileceği bir nokta da yok. Fakat böyle bir görev tanımı belirledi. Enflasyona bakıyoruz ama bizim esas bakmamız gereken çekirdek enflasyondur dedi. Türk-Alman Sanayi Odaları konuşmasında. Sonra yavaş yavaş artık bu ısıtılmaya başlandı faiz indirimi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı faizin inmesi gerektiğini söyledi birçok kere. Ve faiz inmeye başladı. Eylül ayından itibaren faiz indi. Fakat tabii faiz inerken şurada görmüş olduğumuz özellikle tüketici fiyatlarında şurada acayip yüksek bir sert yükseliş görüyorsunuz. Bu normal şartlarda savaştaki Ukrayna'da bile yok. Yok. Yani bu savaş ekonomisinde bile görülemeyecek bir hızla yukarıya doğru giden bir enflasyonla karşılaştık. Bu arada tabii ki indirilmek devam etti. Kur inanılmaz derecede arttı. Bu özellikle NAS söylemleri o dönemde gelen yani çok kişi ben de dahil olmak üzere din uzmanı olmadığımız için herkes NAS suresine baktık ama NAS suresinde böyle bir şey görmeyince bunun NAS'ın farklı bir şey olduğunu din alimlerinden öğrendik ve neticede süreç çok farklı boyutlara gitmeye başlayınca faiz indirimi gene de devam etti ama enflasyon yukarılarda tepelere kadar çıktı. Sonra gene geldiğimiz süreçte politika faizi 8,5'ta sabit bırakıldı. Ve neticede şuradan itibaren görmüş olduğumuz düşme aslında baz etkisi baz dediğimiz. Etkisiyle. Yani biz zincirleme endeks kullanıyoruz ve her yeni ay geldiğinde bir önceki yılın enflasyonu o zincirden çıkıp yeni gelen enflasyon rakamı o zincirin içerisine ekleniyor. Ve bu da bir eğer geçtiğimiz yılın enflasyonu yüksek bu yılınki ondan biraz daha düşük olsa bile o etki enflasyonu düşürücü bir etki yapıyor. Bu tamamen matematiksel bir şey. Aslında aylık bazda enflasyon artıyor. Ama yıllığa baktığımızda enflasyonun aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Ve neticede geldiğimiz enflasyon %40 seviyesinde, %39.6, politika faizi 8,5. Ama... Şimdi yakınsamasından bahsederken o zaman burada politika faizini yine artıracak bir patikadan bahsediyoruz. Evet, Burak şimdi o nedir politika o? Faizi şöyle, Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde ne dedi? Biz rasyonel politikalara geçeceğiz dedi. Bunun başka taraftan baktığınız zaman şu ana kadarki uygulanan politikalar rasyonel politikalar değil. Değil. Zaten hepimiz bunun böyle olmadığını söyledik. Çünkü bu bir deneysel politikaydı. Bu kendi içimizden geçtiğinin doğru olduğuna inandığımız bir politikaydı. Bu politikanın sonuçta buraya götürebileceği belliydi. En baştan itibaren belliydi. Ama rasyonel politikalara dönüş yapılacak dendiği zaman ortada şöyle bir gerçeklik var. Şimdi burada gözüken 8,5 rakamından piyasada hiçbir yerde bir faiz oranı yok. Yok. Oysa politika faizinin en çok etki yaptığı alanlardan bir tanesi mevduat faizleridir. Bugün mevduat faizleri bir kamu bankasında, bugün çok dolaştı Twitter'da, 100 bin liraya %40 faiz veren bir kamu bankamız var. Dolayısıyla aslında piyasanın yapmış olduğu mevduat faizi fonlaması, mevduat faizleri %40 üzerinden geçiyor ortalamada. Mevduatınız daha fazlaysa daha yüksek faiz bile elde edebiliyorsunuz. 40 ila 50 diyelim yani aralık bu. Diğer taraftan baktığınızda işte tahvil fiyatları yapay şekilde aşağı çekildi. Çünkü bankaların elde tutmuş oldukları yabancı para mevduatları karşılığı belirli dönüşüm oranları üzerinden menkul kıymet alma zorunlulukları getirildiği için oraya bir talep yaratıldı ve sonuçta tahvilde faiz ve fiyatlar ters çalıştığı için faizler aşağı doğru geldi. Ama gerçek rakamlar bunlar değiller. Diğer taraftan baktığınızda kredi faizleri
farklı. Yani COBİ'lere uygulanan kredi faizleri farklı. Elinizde yabancı para varsa zaten kredi alabilmeniz çok mümkün değil. Çünkü düzenleme bu şekilde geldi. Ve netice itibariyle ortaya konan bu deneysel politikayı ayakta tutabilmek için yaklaşık 200'den fazla uygulama getirildi makro ihtiyati tedbir adı altında. Çünkü ortada bir para politikası yok. Para Çok özür dilerim. Bir ara soru olarak. Deneysel diyorsunuz ya Burak Hocam. Bu deney sonunda o zaman her deneyin sonunda bir şey öğrenilir. Bu deneyin sonunda ne öğrenmiş oluyoruz? Bu deneyin ne diyor yani bu deney? Bu deneyin sonunda bunun zaten olmayacağını test etmiş olduk. Yani zaten bunun olmayacağı biliniyordu. Çünkü kitapta yazanlar eğer doğru uygulanırsa siyaset o yazan kitaptaki uygulamaya bir alan tanırsa ve sabır gösterilirse bunun nasıl etki yapabileceğini biz bugün Amerika'ya enflasyonunu karşılayarak gördük. Amerika %9'luk enflasyonda %0 faiz uyguladığı bir noktadan bugün 5-5-25 aralığında faiz uyguluyor ve enflasyonu bugün 4'e getirdi. Yani aslında reel getiri veriyor şu anda Amerika kendi ülkesi olarak baktığınızda. Ama biz kitabın dışına çıktığımızda deney olarak ki bir şeyin deney olması için sonuçlarının da az çok hipotez olarak ortaya konabilmesi lazımdı. Ve böyle olduğu bir sonuç olabileceği bilindiği için de bu yola gidilmemesi gerekiyordu. Velev ki gittik. Yanlış yolda olduğumuzu görüp buradan vazgeçmek gerekiyordu. Bizim buradaki en büyük hatamız buradaki ısrar oldu. Hı hı. Ve bu politikaya ısrar ettiğimiz zaman bir para politikası olmadığı için ortada ve bütün para politikası aslında kur korumalı mevduata dayandığı için çünkü kur korumalı mevduat ila nihai yani sonuçta 2021 yılının 21 aralığında gelmiş olan kuru tutmak amaçlı olan bir enstrüman. Bu enstrüman daha sonra üzerinde tamamen politika inşa edilerek bir kur korumalı mevduat para politikası ikamesi haline dönüştürüldüğü için kuru da tutmak zorunluluğu ortaya çıktı. Ve hızla serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşan bir Türkiye, hızla düzenlemelerle kuru ayakta tutmaya çalışan bir Türkiye, bunun için inanılmaz döviz yakan bir Türkiye ve bütün bunların hepsinde enflasyona mani olamayan, yoksullaşmaya mani olamayan bir Türkiye haline dönüştü. Ve şimdi zorunlu olarak, çünkü bir döviz ikilisi sorunu ortaya çıktı, buradan dönmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bir U dönüşü yapılması gerekiyordu. Ve Mehmet Şimşek ve ekip olarak kimler olduğunu çok fazla bilemiyoruz. Çünkü şu anda bir tek kendisinin ismi var. Bu politikayı döndürebilecek kişi olarak algılandığı için piyasada kendine teveccüh gösteriyor. Çok kısa bir soru. Şu yani bu politika faizinin ve enflasyonun o birleştiği politika faizinin 19 olduğu, enflasyonun 17,5 olduğu zamanda Naci Ağbal'la yaşanan ve sonrasındaki süreç. Şimdi uluslararası piyasalar dönüp baktığında bunu bir hafızalarına kaydedip hatırlama ihtimalleri var mı önümüzdeki süreçte? Kesinlikle. Yani eğer Türkiye bu politikalarda Naci Ağbal dönemindeki politikada ısrar etseydi muhtemelen o görmüş olduğumuz 19'luk politika faizi zaman içerisinde aşağıya doğru zaten gelecekti. Zaten inecekti. Bu kadar büyük bir maliyete katlanmayacaktık. Çünkü enflasyonun yıkıcı etkileri çok fazladır. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi genel eksel olarak ahlakı da bozar. Yani hem toplumun ahlakını bozar hem de iş yapanların ahlakını bozar. Neticede burada bir maliyet hesaplamasına gerek kalmadan bütün maliyetlerin hepsi bir şekliyle mal ve hizmetlerin üzerine geçirilir. Ve burada görmüş olduğumuz 17,5'luk enflasyon da çok daha aşağı bir yerde olacaktı. Çünkü dünya küresel ölçekte zaten enflasyonla mücadele eden bir sürecin içerisindeydi. Unutmayalım ki 200'e yakın ülke enflasyonla mücadele etmek açısından faizleri arttırdı. Hı hı. Bu bir Türkiye'nin dönüm noktası. Buradan gittiğimiz noktada yapısal dönüşümü yaşayabilirdik. Onu da ben çok kaçırdığımızı düşünüyorum. İşte orada Sayın Hocam'ın az önce ifade ettiği gibi özellikle Türkiye'de üretilen ihraç ürünleri içerisindeki ithal ürün payının azaltılması, Türkiye'nin daha çok yüksek teknoloji ürünlere geçiş yapabilmesi ki şu anda bu çok sevindirici olarak hala yüksek seviyede devam ediyor. Bunu kaçırdığımızı düşünüyorum. O nedenle genel itibariyle buraya dönmek bir zorunluluk. Şimdi piyasalar tabii ki Mehmet Şimşek'e çok büyük prim verdiler. Neden? Bu politikadan bir dönüşün sembolü olduğu için. Merkez Bankası Başkanı da aynı şekilde dış alemde tanınan, bilinen bir kişi. Tabii ki kadın olması da çok önemli yani tabii Türkiye'de böyle bir Merkez Bankası Başkanımızın olması. Fakat tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar alan tanıyacakları konusu kendilerine bence hepsinden daha önemli. Yani biz burada bu kadar politikayı konuşuyoruz ama sonuçta bu politikaların ana belirleyicisi hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı. O ne kadarlık bir alan tanırsa o kadar ölçüde hareket edebilecekler.
Ve piyasaları tedirgin eden unsurlardan bir tanesi de Sayın Merkez Bankası eski başkanının BDDK başkanı olarak atanmış olması oldu. Yani acaba Merkez Bankası başkanı değişirken bir sorun yok ama oradan bir atama Mehmet Şimşek'in alanını kısıtlar mı düşüncesini ortaya koydu. Şu anda yabancı dünyanın o hani demin Ata Hoca'nın söylediği gibi belki bir tür ultimaton tarzında gelen Bank of America üzerinden gelen açıklamalar, işte politika faizinin %40 olması, doların en az 25 TL civarında olması, bu ortodoks politikalara geri dönüşün sağlanması, küresel ortamda doların artmayabilecek olmasına ilişkin beklentiler şu anda yabancı yatırımcının aslında Bank of America özelinde bütün yabancıların beklentilerini oluşturuyor. Şimdi bundan sonraki niye herkes politika faizinin arttırılması konusuna 22 Haziran'a odaklandı? Çünkü Mehmet Şimşek'in temsil etmiş olduğu o ortodoks politikalara dönüşün sembollerinden bir tanesi Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirme ve atanmasıydı. Sayın Gaye Hanım'ın atanmasıydı. İkincisi de acaba bu politikalardan vazgeçiş olacak mı, olacaksa faiz artışı üzerinden bunu tartışacağımız bir konu. Burada faiz artışının bence ilk seferde ne kadar olduğunun önemi yok. Faizin artıyor olması bile bu politikadan bir dönüşün başladığının göstergesi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ayaklarınıza sağlık. Ata Hocam'ın da bir çalışması vardı. Onu da getirelim ekrana. Sizi de alayım buraya, zahmet olmazsa Ata Hocam. Onun üzerinden de konuşalım hızlıca istiyorum. Evet. Şimdi bu çalışmanız bize ne anlatıyor? Buyurun. Biraz önce Burak Hocam başladığı şöyle yerden. Şöyle karşıya alayım sizi Ata Hocam. Kur süreçleri üzerinden aynı dönemi anlatmak istedim ben de. Hı hı. Şimdi öncelikle 2013-2018 yılı ve daha sonra 2018-2023'ü göstereceğim. Belki yan yana da koyabilir arkadaşlar, bilmiyorum ama. Getirebiliyorsak ikili ekranımıza bu, getirelim. Yoksa dolar kurunun haftalık getirisi, haftalık getirisi yüzde olarak burada görüyorsunuz ama bu alışkın olduğumuz ya da dinleyicilerimizin alışkın olduğu zaman eksenindeki değerler değil. Bu faz uzayındaki değerler. Faz uzayı bize zamanda bunların dağılımını vermez. Ama farklı bir bilgi verir. Zamanda baktığımızda biz bu getirilerin artıp azaldığını görürüz. Bu herkesin görmeye alıştığı grafik tipidir. Ama burada biz ekonomi ve finans verilerine faz uzayında baktığımızda şunu görüyoruz ki denge var mı, çoklu denge var mı ya da dengesizlik var mı? Burada baktığımızda -4 ile +4 arasında ya da 5-6 arasında dağılan getiriler var yüzde haftalık olarak. Şimdi buradaki dağılım aslında belirli bir denge olmadığını, bir gruplaşma olmadığını dağınık olarak seyrettiğini gösteriyor ki 2013-2018 yılının para politikasının aslında özeti budur. Yani kurun 2018-2023'e baktığımızda göreceğimiz nispeten serbest olması ve o zamanki döviz girişlerinin, portföy akımlarının yeterli olması bize burada bir yabancı yatırımcı gözüyle Türkiye piyasalarına girdiğimizde ağırlıklı olarak %2, %1 civarında haftalık getiri belki biraz daha az olabilir alınabileceğini ve bunun istikrarlı alınabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla biz bu dönemde öyle pek büyük bir sıkıntı yaşamadık. 15 Temmuz döneminde de yaşadığımızı hatırlamıyorum. Şimdi diğerine bakalım ya da mümkünse yan yana koyalım. Diğer grafiğimiz de gelsin. Geldi. Evet, sanıyorum yan yana koyamıyoruz hocam. Evet. 2018-2023 dönem politikaları özetleyen. Burada gördüğünüz gibi büyük bir öbekleşme var, gruplaşma evet. var. Ne anlama gelir? Bu şu anlama geliyor. Bu dönemde uygulanan para politikası döviz kurunu büyük ölçüde belirli bir aralıkta sıkıştırma amacı gidiyor. Bunun biraz önce faiz politikasıyla da karşılaştırdığımızda aslında bir tür amacın ekonomi güvenliği olduğunu da söyleyebiliriz. Ben çünkü böyle değerlendiriyorum. Buradan bu mesaj çıkıyor. Kurun evet bu dönemde bu kadar sabit tutulmasının ve sıkıştırılmasının getirinin de %0 ile %5 arasında değişmesinin, şimdi bu politikanın yanlışlığını göstermek için aslında bu grafik, %0 ile %5 arasında değiştiriyor. Sabit tutulduğu düşünülerek. Ama gördüğünüz gibi şurada çok büyük sapmalar var. Bunların bir kısmı kur korumalı mevduatın ortaya çıkmaktan önceki bir ay içinde oluşmuş. %15 civarında haftalık getirilerin olduğu. Ama biraz önceki bu sağlıklı değil o değil, halde. Bu onu sağlıklı olmayan. Şu üç çok evet, uzakta yerleşik noktalar. Evet, burada döviz kuru baskılanarak
belki de yabancı yatırımcının kur spekülasyonu engellenmek istendi. Bu da büyük ölçüde başka siyasi amaçlarla ilişkilendirildi. Çünkü kur şoku yaşandığında bir kere hane halkın oy verme davranışı büyük ölçüde etkilenmekteydi. Ve bu kurun büyük ölçüde sabit götürülmesi buradan amaçlandı. Bir de yabancı yatırımcının ilgiyi göstermemesi ve Sayın Trump veya Brunson krizi gibi dediğimiz olaylar. Dış olaylardan da etkilenme minimize edilmek istenmiş olabilir. Ama bu baskılanma döneminde gördüğünüz gibi getirinin sapması oldukça yüksek. Yani haftalık %5'e kadar artı eksi getiri sapması var. Dolayısıyla burada aslında murad edilen, amaçlanan baskılanma olduğu zannedilen politika uygulanmış ama gerçekte bunun işe yaradığını 2013-2018 yılına göre söylememiz ekonomi açısından çok zor. Dolayısıyla bu maliyeti aslında bunun için katlandığımız gözüküyor. Biraz önce Burak Hoca'nın anlattığı enflasyon maliyetine ek olarak şunu da eklememiz lazım. Bu durumun neye sebebiyet verdiği. Hatırlarsanız cari fazla modeli olarak 2021 Eylül'de Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle başladı süreç. Ama yıllık cari açık tartışmış. 18 ayları cari açık verdik. Bunu o zaman da bu öngörümüzü konuşuyorduk. Üretim yapımız değişmediği sürece cari fazla vermemiz çok konjonktürel, bizim olaylara bağlı, küresel talebe bağlı. Onun dışında kur politikasının böyle olmasının oraya da hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Atatürk Hocam. Tek bir nokta, onu ısrarla vurgulamak istiyorum. Faydası olduğu düşünülen bir yer varsa siyasi açıdan dış politika alanı olduğu zannedilmiş olabilir. Onun da sebebini söyleyeceğim. Dünyada hiçbir ekonomik güç, büyük ülke, küresel güç %40 enflasyonla olmaz, olamaz. Tarihte de olmadı. Zaten küresel güç olma fikriyle dış politikada özellikle enflasyon %40 olması en başta çelişen fikirdir. En baştan onun değişmesi lazım. Şöyle yapalım. Buyurun. Reklama gidelim. %40 enflasyonla küresel güç olunur mu? Bir de bu %40 enflasyona karşı vatandaş kendini nasıl korusun? Reklamdan sonra devam edelim. Hızlıca bir tur yapacağımız o son dilimdeyiz. Şöyle iki soru. %40 enflasyonla küresel güç olunur mu? Ve bu enflasyona karşı vatandaşlar birikimlerini nasıl koruyabilir? Tüm konuklarıma 2-2,5 dakikada hızlıca toparlayın demek zorundayım. Funda Hocam buyurun, ne dersiniz? %40 ile küresel güç olunmaz. Yani muhakkak enflasyonun kontrol altına alınması gerekir. Çünkü enflasyon ekonomide bütün büyüklükleri baştan sona etkiliyor muhakkak ki. Ve doğru da ölçülmesi gerekir. Yani %40 rakamı gerçekten doğru mudur? TÜİK çünkü bir takım verileri kamuoyuyla paylaşmıyor. Bu konuda Ankara İdare Mahkemesi'nin, 6. İdare Mahkemesi'nin kararı var. TÜİK buna şu ana kadar uymuş vaziyette değil. Bu birinci nokta. İkinci nokta, şu ana kadar biz hep harcamalarla ilgili olarak konuştuk değil mi? Faiz, harcama, memur maaşlarına zam, emekli maaşlarına zam, işte asgari ücrete zam, bütün bunlar hepsi harcama boyutuyla ilgili. Ama bu harcamaları karşılayacak bir de gelirin olması gerekiyor muhakkak ki. Dolayısıyla gelir ayağına da ben kısaca işaret etmek isterim. Murat Hoca gecikme faizi ve zamları ile ilgili olarak orada bir işarette bulundu. Şu ana kadar Türkiye'de vergi gelirleri doğru dürüst toplanmadı. Vergi yükü esas itibariyle dar gelirli üzerinde toplanmış vaziyette. Buna karşılık beyana dayalı olarak vergilerini ödeyenler, onlar çok sık çıkartılan, artık aralığı 1,5 yıla inmiş olan aflardan faydalandılar. Borçlarını ödemediklerinde işte böyle düşük enflasyonun altında gecikme faiz ve zamlarıyla karşılaştılar. Dolayısıyla devlet aslında o kesimi büyük ölçüde finanse etmiş oldu. Yani vergisini ödemeyip de gidip onun yerine bankada mevduat hesabı açtığında da karlı bir vaziyete geçti. Bunun artık bir tabii ki son bulması gerekiyor. Yani bu kadar fazla harcamadan biz konuşurken kamu gelirlerinde muhakkak artırılması gerekiyor. Bu artırma dediğimizde de en başta kuşkusuz ki dönüp vergilere bir bakmak gerekiyor. Hı hı. Vergilerde ne yapılabilir? Yani dolaylı vergilerin ben de artırılacağını düşünüyorum açıkçası. Yeni bir vergi getirilir mi?
Servet vergilerinde ben bir ek vergi beklemiyorum açıkçası. Çünkü emlak vergisinde bizim sistemimizde 3 tane servet vergisi var. Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi ve motor taşıtlar vergisi. Emlak vergisinin içerisinde zaten kısa bir süre önce değerli konut vergisi adapte edildi. Yani orada alınacak çok fazla bir şey kalmadı. Motorlu taşıtlar vergisi zaten son derece adaletsiz kaldı ki motorlu taşıt üzerinde çok büyük bir vergi yükü var. Daha motorlu taşıt alınırken ÖTV ve KDV var. Bir taşıt fiyatına bir taşıt alırken 3 taşıt fiyatı kadar bir ödeme yapılmış oluyor. Dünyada da ana paraya geçen böyle otomatik yok. Yani bu kadar işte ÖTV alınması vesaire söz konusu değil. Ben ülke karşılaştırmalarına baktım. Motor taşıtlar vergisi adaletsiz. Çünkü servetin değerinin esas alınması gerekir. Yani bir vergi sisteminde servet üzerinden vergi diyorsak biz servetin değerinin esas alınması gerekir. Değeri esas alan bir sistem şu anda bizde yok. Kısmen dikkate alıyor. Geriye motorlu taşıt kullanılırken başka ne kalıyor? İşte akaryakıt. Akaryakıt üzerinden de hem ÖTV hem KDV ödeniyor. Yani Türkiye'de taşıt sahibi olmak ve bunu kullanmak gerçekten de çok pahalı. Oraya da artık dokunulmaz diye tahmin ediyorum. Veraset ve intikal vergisine gelince o düzenli bir vergi değil. Çünkü kimin ne zaman ne bağışta bulunacağını, yani ivazsız intikalin ne zaman vuku bulacağını, kimin ne zaman öleceğini tayin edemezsiniz. Şimdi geriye ne kalıyor? İşte gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler. Ben orada bir geçici gelir vergisi üst gelir grubuna, üst gelir grubu derken içine kurumları da koyuyorum, yani şirketleri de koyuyorum. Onlara yönelik bir geçici, işte 3 yıllık ya da 5 yıllık baştan ama deklare edilerek böylece mükelleflerin planlama yapmasına imkan vererek böyle bir vergi getirilmesinin son derece adil olacağı düşüncesi içerisindeyim. Ama hükümet buna kayar mı? Açıkçası birazcık şüphe sahibiyim. Bana kalırsa mali anestezi altında alınan, yani fiyat içerisinde tüketiciye yansıtılan dolaylı vergiler yine tercih edilecektir gibime geliyor. Bunun ötesinde ne yapılabilir? Kayıt dışı ekonomi. Yani onun ortadan kaldırılması gerekiyor. Orada da denetimlerin artırılması gerekiyor muhakkak ki. Bence gelir ayağında acilen yapılması gerekenler bunlar. Halka ne öneririz? Burada? Onu da alalım. Yatırım tavsiyesi olmamak gelince, kaydıyla buyurun. Yani bizim halkımız evvelden beri iki tane yatırım aracını çok sever. Bunlardan bir tanesi gayrimenkuldür, taşınmaz. Diğeri de altındır. Bence bu ikisinde kalabilirler. Döviz de tabii ki çok sevilen bir araç ama döviz hepimizi yakıyor. Yani herkesi yakıyor, ekonomiye zarar veriyor. Dolayısıyla orada birazcık tabii ki insan kendi menfaatini düşünür ama neticede orada onun da menfaati kalmamış oluyor uzun vadede bakıldığında. Dolayısıyla dövizden uzak durmak yararlı olabilir. Şirketler bazında baktığımızda ise şirketin faaliyetin ne olduğu ile ilgilidir bu. Yani şirket acaba o parayı, dövizi uzun süre bir kenarda tutabilir mi ya da hemen kullanmak zorunda mıdır? Ona bir bakmak gerekiyor. Eğer ithalat ve ihracatla uğraşıyorsa sürekli bir şekilde elinin altında döviz olması gerekir. Dolayısıyla onu bir yere yatıramaz. Yani onu muhakkak elinin altında tutmak zorunda. Buna karşılık kur korumalı mevduat hesabı son derece avantajlı. Çünkü vergi de alınmıyor orada. Onun haricinde şirketler bakımından belki önerilebilecek olan ihtiyaçlarını ertelememeleri, yani bu hane halklarına da aslında önerilebilir. Yani şu anda malı ne ihtiyaçları varsa onu sonraya bırakmayıp şu anda fiyat düşükken almak belki bir öneri, iyi bir öneri olabilir. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz İbrahim Hocam. Ne yapsın vatandaş, parasını enflasyona karşı nasıl korur? Aslında hocam söyledi, zaten kur korumalı hesap bir sigorta vazifesi görüyor. Sayın hocamın da ifade ettiği gibi faiz oranları da %40'a çıktıysa zaten enflasyondan korur vaziyete gelmiştir. Hele bir de bir gerileme varsa, olursa enflasyonda reel getiri bile sağlayabilirler. Faiz hassasiyeti olanlar da katılım bankalarında tasarruflarını değerlendirebilirler. Açıkçası bu zaten faiz oranlarındaki gerilemenin en büyük olumsuzluklarından biri de tasarruf sahiplerinin reel getiri sağlayabileceği alanları olumsuz etkilemesi. Hele bir de biz zaten tasarrufların, sınırlı olan tasarrufların üretime kanalize edilmesini gerektiğini hep ifade ediyoruz. Eğer arzı destekleyeceksek hani orada da bir şey oldu, aksama oldu. Bundan sonraki süreçte açıkçası bu finansal enstrümanların geliştirilmesine, derinliğinin arttırılmasına,
denetimlerin şeffaflığın arttırılmasına ve özellikle de küçük yatırımcıların korunmasına ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Başta borsa olmak üzere. Dolayısıyla yani yatırımla alakalı ifade edeceğim hususlar bunlardan ibaret. Hani vergiyle ilgili şunu da söylemek isterim. Evet, Türkiye'de vergi dağılımı adil değil ama bu bir sonuç. Bunu sağlayan unsurlar da 10 yıllarca üst üste birikmiş bir bizim alışkanlığımız. Verginin 3 temel fonksiyonu var. Birincisi mali fonksiyonu ve öncelikli şu anda bundan önceki hükümetlerin de öncelediği bu, yani kamu harcamalarını fonlayabilmesi. İktisadi ve hele sosyal fonksiyonu daha gerilerde tutulmak durumunda. Çünkü maalesef hem kayıt dışı ekonomi hem de hepimizin alışkanlıkları gereği doğal olarak kimse de vergi ödemek istemiyor. Dolayısıyla iktidarlar, vergi ne diyelim bürokrasisi sizin gelirinizden alamadığı vergiyi harcarken almayı tercih ediyor. Ve bu daha da fazla. Yani KDV oranları birçok ülkede %10'lar 12 civarında, bizde 18. Çünkü aslında orada alamadığı gelir akımından kayıt dışı olarak alamadığı vergiyi buradan iki katı alıyor. Bu da subjektif olduğu için herkesten aynı vergiyi almak durumunda. Bu da adil değil. Yani markette biz alışveriş yaptığımızda dördümüz aynı sepeti aldığımızda dördümüz aynı vergiyi ödüyor. Halbuki gelirlerimiz birbirinden farklı. Burada işte vergileme alışkanlıklarının değişmesi lazım ama yani biraz önce de konuştuk. Şeyde bile işte kira ödemelerinde bile bir kısmı bankadan gönderilip kalan kısmı elden ödendiği bir uygulamayı biliyoruz. Bu ve buna benzer ne diyelim bizim bulduğumuz orijinal şeyler de var. Yaratıcı çözümler. Yaratıcı çözümler de var. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda da vergi ancak böyle toplanabiliyor. Ama bu şeyin adil toplanması gereğini ortadan kaldırmıyor. Peki. 3 dakikam 3 konuğum var. Yani gerçekten şöyle yapacağım. Birer dakika. Üzgünüm. Ata Hocam buyurun. Dönüş konusunda bu vergi boyutunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç konuşulmuyor. Ama Sayın Şimşek'in geçmiş dönemine de baktığımızda tabii finansal piyasalarda başarılı addedilen geçmiş dönemi olduğu için söyleyeceğim. Dolaylı vergilerin payı %69'a 31'di. Şu an %72 civarındayız. 72-28 olması lazım o aralar. Dolayısıyla bazı konularda bazı fırsatları büyük ölçüde kaçırmış durumdayız. Bunun kesinlikle değişmesi lazımdı. Tersine şimdiye kadar lazım. Çoktan. Hala bunu konuşuyor olacağız belki önümüzdeki günlerde. İkincisi de üretim konusu. Üretim ve ihracat konusu özellikle. Ve bizim yüksek teknolojili ürün üretemememiz. Bunun %3 civarında olması ihracat payımızın. Dolayısıyla bunu bu konuda da geçtiğimiz 5 yılı biraz daha kurcalayıp acaba bu burada da bir adım mı atılmak isten diye baktığımızda ben onu da göremiyorum. Belki niyet olmuş olabilir ama çıktı öyle değil. Dolayısıyla bu fırsat da büyük ölçüde kaçırmış durumdayız. 2010'dan beri baktığımızda ise buna toplumumuzun ithal ettiği ürünlerin teknoloji seviyesi düşmekte. Bu şöyle bir konunun alarm zilini çalıyor. Teknoloji tüketip teknoloji üretmek konusunda da biz tırnak içinde yoksullaşıyoruz. Dünyadan belki uzaklaşıyoruz. Böyle bir durum ortaya çıktı. Bunların giderilecek kapsamlı politikalar lazım bize. Para politikası, yani ortodoks politikaları bunları da içine almalı. Çünkü üretmeyen bir ekonomi zaten ortodoks politikaları sürdüremez ki. Ekonomi fabrikada başlar, ekonomi bankada başlamaz. Dolayısıyla ben bunların derli toplu bir şekilde ele alınması gerektiğini, yani kaçırdığımız fırsatların daha çok efor harcamak zorundayız tekrar yakalamak için ama mecburuz. Mecburuz. Ben çok uzatmayayım. Bir tek şey söyleyeyim. Türkiye'nin esas problemi enflasyondur. Enflasyon çözülmediği takdirde gerilerin hepsi talih sorunlar olarak kalıyor. Bu işin Şampiyonlar Ligi de %2 ya da 3 enflasyondur. Eğer burada olmak istiyorsanız
ben dünyanın en ekonomi anlamında da kuvvetli ülkelerinden biri olacağım diyorsanız enflasyonun mutlaka ve mutlaka %2-3 seviyesine çekmeniz lazım. Geri kalanların tamamı işte alt liglerde oynar. Türkiye maalesef bu enflasyonla Süper Lig'de ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya aday bir ülke konumunda değil. Umut ediyorum ileride olur ama şu anki enflasyon onun oralarda olmasının önündeki en büyük engeldir. Teşekkür ederim Murat Hocam. Burak Hocam bir dakikasını size verdi. Öyle oldu. Buyurunuz. Sesi kapalı galiba. Sanıyorum Murat Hocam siz kendi sesinizi kapattınız. Çok özür dilerim. Buyurun. Burak Hocama çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi zerafet sahibi zaten. Var olsun. Ben hemen şunu söyleyeyim. Bir dakikayı çok etkin kullanayım. Vergi denetimi ile alakalı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bizde vergi denetim elemanı sayısı 2011'de 646 sayılı karlılıkta kararname ile vergi dairesi başkanlığı, şimdi özür dilerim, vergi denetim kurulu oluştu. Ve bütün denetim birimleri tek bir çatı altında birleşti. Sayı bir anda artmaya çalıştı. Ancak gün geçtikçe özellikle özlük hakları ile ilgili çeşitli sorunlardan dolayı her geçen gün sayısı azalmaya başladı. Yani her yıl kendi faaliyet raporundan %2, %3, %4 oranında sayıları azalmaya başladı. Ve bu da bizim vergi inceleme oranlarımızı her geçen yıl düşürüyor. Geçen sene yüksek olduğu söylenen oran %2.26 idi. Yani toplam inceleme oranı %2.26. Önceki sene %1.68 kadar, önceki sene %1.58 gibi uzatmadan vergi denetim mekanizmasını sanıyorum Sayın Bakan Mehmet Şimşek çok daha doğru bir şekilde ele alarak istedikleri noktada özlük haklarını da düzenleyerek sanıyorum hem bu sayı artıracak hem de inceleme oranları artarsa bu kadar özellikle İbrahim Hocam'ın söylemiş olduğu bu vergi alışkanlıkları, kötü alışkanlıklar bu anlamda terk edilecek bir yapıya dönüşecektir. Tüm hocalarıma bilgilerinden dolayı bizlerle paylaştığı için hepsine saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sena Hanım size de. Teşekkürler. Ben hiç vaktim kalmadı Funda Hocam ama bir cümleyi sağlayayım. Böyle olunca da hiç kıyamıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben vergi toplan kötü alışkanlıklardan ziyade burada bir siyasi tercih olduğu düşüncesi içerisindeyim. Peki. Yani toplanmıyor. Denetim artırılabilir orada kolaylıkla. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Çok verimli, bilgilendirici bir sohbet oldu. Profesör Doktor Funda Başaran Yavaşlar, Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak, Doçent Doktor Ata Özkaya, Profesör Doktor Burak Arzova ve Profesör Doktor Murat Batı. Çok teşekkürler efendim. Bilgilendirdiğiniz ve katıldığınız için Açık ve Net'i bu akşam, bu gece noktaladık. Hoşça kalın. İyi geceler.